Birazcık rötarlı da olsa Türkiye'nin gündemine hoş geldiniz. Başbakan Binali Yıldırım'ı izledik. İstanbul'da kanaat önderleriyle beraberdi. Hemen stüdyo konuklarımı hızlıca tanıtayım. Sayın Profesör Doktor Mithat Baydur. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk. Doktor Barış Dostlar. Hoş geldiniz siz hoş, de. teşekkürler. Profesör Doktor Ergun Yıldırım. Hocam hoş geldiniz siz hoş de tekrar. Bulduk, Ve Çetiner Çetin Yeni Şafak Gazetesi muhabiri meslektaşım. Çok hızlıca bir reklam arasında daha gidelim ama ne olur siz hiçbir yere gel gitmeyin çünkü geldiğimizde çok uzun ve çok yoğun bir tartışma bizi bekliyor. Birazcık dış politika konuşarak başlayacağız. Referandum artık geri sayıyoruz. Bütün günde kürsülerden konuşmaları dinliyorsunuz ama satır aralarında bakalım ne var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tam anlamıyla 16 Nisan'dan sonra AB ile ilişkilerin yeni bir parametreye oturabileceğinin işaretlerini verdi. E, AB üyelik süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış. Artık hiçbiriyle bizi tehdit edemezler. Bitti o işler. Şu 16 Nisan bir bitsin. 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez. E, hemen Çetin Erçetin'e başlayayım. Avrupa'dan yeni döndün Çetin er. e, Oradaki Türklerin durumu da önemli ama bu cümlelerden senin aldığın izlenim, e, Türkiye gerçekten yeni bir şeye mi gidiyor Avrupa ile ilişkiler? Tabii öncelikle Hollanda, Almanya, Avusturya ile çok ciddi bir e, diplomatik kriz süreci yaşıyoruz ama bu bizim yaşadığımız diplomatik krizden daha önemlisi Avrupa Birliği ülkeleri kendi içinde aslında bir kırılma yaşıyor. Özellikle İngiltere'nin Brexit kararıyla beraber bunu fiili anlamda iki yıl içerisinde hızlandırmaya yönelmesiyle beraber Avrupa yeni bir yol haritası hazırlıyor. Hatta yaklaşık bir ay önce beş farklı senaryo belirlendi. Ve bu senaryolar içerisinde... Çok vitesli geçişti. Evet değildi. ne olacak? Bu bölünmeler devam eder mi? Kırılmalar daha hareketli bir hal alır mı? Bunlar çok Avrupa Birliği'nin gündemindeydi ama... Hollanda kriziyle beraber aslında belki de Türkiye'de çok konuşmadığımız, gündeme getirmediğimiz bir şey vardı. Bu da Avrupa Birliği'nin ilk defa Hollanda iç siyaseti ve dış politikası üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinin bir siyasi söylem geliştirmesi. Yani bu sadece Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan bir siyasi kriz değil, aynı zamanda Hollanda'nın Avrupa Birliği ülkelerini bir anlamda kendi içinde toparlaması Hı. haline dönüştü ki bu Almanya'nın ve e, başta Almanya'nın çünkü Almanya biliyorsunuz artık İngiltere'nin birlikten ayrılmasıyla beraber bu şimdi lokomotifi ve başını çeker hale geldi. Ana omurgayı oluşturur hale geldi. Bunun siyasi sürecini, ekonomik sürecini belki de büyük ölçüde önümüzdeki süreçte yüklenecek ülke konumuna geldi. Tabii böyle bir ortamda e, çok tartışmalı bir süreç de başlıyor. Aslına bakarsanız hani Türkiye'nin de haklı olduğu ve belki de bugüne kadar çok dillendirmediği ama bundan sonra artık masada olacak bir realite var. O da şu, tamam bir taraftan AK Parti'nin işte Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da e, miting yapması ya da salon toplantı aslında miting de demek yanlış olur çünkü bu salon toplantıları 500 kişilik 1000 kişilik gruplar halinde yapılan toplantılar bunlar yasaklanıyor ama bir taraftan bakıyorsunuz işte PKK, DHKPC, FETÖ çok rahatlıkla Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde hareket edebiliyorlar dernekleşebiliyorlar. Bugün mesela örneğin çok rahatlıkla PKK'nın işte Almanya'da gösteri yapabildiğini ve bunu polis koruması altında yapabildiğini görüyoruz ki Almanya'dan gelen cevaplar Doğrudan işte konuyla ilgileneceğiz, not aldık, bakıyoruz şeklinde. Şimdi bu işin biraz aslında geçmişine bakmak lazım. Ee, geçmişine baktığınız zaman Alman siyaseti örneğin, Almanya üzerinden gidecek olursak, Almanlar dünyanın farklı ülkelerindeki mevzuları hep bir siyasi söylem üzerinden hareket ederek e, mevzuları tartıştılar. Ama iş Türkiye'ye geldiği zaman, Tamamen bir aktivist gibi davrandılar. Yani işte biz Alman milletvekillerinin 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında Puşiler takarak Doğu Güneydoğu'da gezdiği günleri hatırlıyoruz. Doğru. Yani bir siyasetçi <laughs> gibi belki oturup Türkiye ile konuşabilselerdi, bugün bu krizlerin hiçbirini hiç yaşamıyor olacaktık. Şimdi şöyle düşünelim, 450 tane PKK'nın derneği var e, Almanya'da. Vakıflar e, harı harı para aktarıyor bu işlere. İşte medya çalışmaları, PR çalışmaları bütün bunlara olabildiğince imkanlar sağlanabiliyor. Hollanda'ya bakıyorsunuz. Hollanda'da aslında manzara çok farklı değil. Avusturya'ya baktığınız zaman daha vahim konular var. İşte 15 Temmuz sonrası 5000 aşkın FETÖ mensubu Almanya'da gidip çok rahatlıkla siyasi oturum alabilmiş. Mesela Almanya'nın çok kolay siyasi oturum vermediğini biliyoruz. Çeşitli mülakatlardan geçer, insanlar mahkemelere çıkarlar, sağlık raporları ve belli kaydeler yerine geldikten sonra bunlar sağlanırken bu süreçte görüyoruz ki çok rahatlıkla Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da bu işleri çok hızlandırıp tek celsede, tek mülakatta siyasi oturum izinleri veriyor. Şimdi Türkiye karşıtlarının tamamen toplandığı bir kampa dönüşmüş durumda. Ve oradaki siyasilerin de Türkiye'ye yönelik söylemleri siyasi söylemden ziyade bir aktivist gibi bir hareket etme mantığına bürünmüş durumda. Ama şunu da görüyoruz. Mesela Türkiye karşıtlığı maalesef Avrupa Birliği ülkelerinde yer bulmuş durumda ve bu siyasi bir tartışmadan da ziyade siyasetin ana malzemesine dönüşmüş. Mesela örnek vereyim. Hollanda seçimlerini yerinde takip ettim. ve Hollanda seçimlerinde hani bizim alışa geldiğimiz billboardlarda reklamlar falan yok ama inanılmaz bir Türkiye tartışması, Erdoğan tartışması üzerinden iç politik denklem belirlenmeye çalışıyor ve Medyanın inanılmaz bir e, etkinliği var. Yani medya kamuoyunun e, fikirlerinin etleştirmede onların düşüncelerini olgunlaştırmada çok ciddi bir etkiye sahip. Ve mesela örnek verelim işte e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan'ın Rotterdam'a gelişi ve o arada e, başkonsolosluğa girilmesine izin verilmemesi, oradaki gösteriler gösterilerden çıkan bir fotoğraf. Bakın o kadar ilginç ki bütün gazeteler onu kullanmış. Oysa ki işte polis, özel harekat timleri, tomalar ve atlı birlikler. Atlı birliklerle insanların üzerine yürünmüş ama bu görüntüler, fotoğraflar medyada yayınlanmamış. Yayınlanan şey bir Türk gencinin yere düşen bir polisi işte o şiddete rağmen işte tekmelediği bir fotoğraf yayınlanıyor. Ve bu işte bakın göstericiler polisleri tekmeledi diye sunulabiliyor. Şimdi çok ciddi bir kamuoyu algısı oluşturulabiliyor. Buradan şuna gelmek gerekiyor. İşte örneğin Rotterdam'da. Çıplak gözle gördüğümüz şeylerden bahsedelim. Örneğin belediye başkanının faslı olması ve oradaki e, insanlar üzerinde çok ciddi bir baskı kurması. Yani insanlardan kastım 1 milyon 200 bin Müslüman bir tabanı olan ülke e, burası. Bunun 500 bini Türk. Şimdi e, bu giderek İslamofobi giderek daha da baskıya dönüşür hale gelmiş. Şimdi bunun sıkıntılarını evet, ileriki doğru. süreçlerde daha net göreceğiz. Tamam. Bir de başka bir konu 2017 tabii Avrupa Birliği ülkelerinde birçoğunun seçimlerle işte Fransa, evet. Almanya bunlar giderek daha da sertleşen söylemlere ki Türkiye karşıtlığı üzerinden herkes kendisine pozisyon kazanıyor. Hollanda'da bir bakıyorsunuz işte daha liberal, daha ortada duran Rut Wilders gibi çok aşırı sağcı, milliyetçi bir liderden daha sert söylemlerle. E, koltuğunu koruyabildi. Aslına bakarsak hani hiç kimse kazanmadı ama işte 44 milletvekili varken 33'e düştü. Öbüründen 34 milletvekili beklentisi varken 19 milletvekili alabildi. Ama en nihayetinde Türkiye karşılıklı üzerinden bir pozisyon belirlemiş durumda. Tabi burada tabi e... çok hızlıca bunu toparlarsak ben bir çünkü hocama şeyi soracağım. Yani e... Sayın Cumhurbaşkanı'nın da artık bu meseleyi kürsüden söylediğini ama bir nazi meselesini gündemden düşürdüğünü görüyoruz. İki, bugünkü sözleri şu 16 Nisan bitsin ondan sonra yeniden konuşacağız biz bunları diye. Çetin bitirdi mi? Ekleyeceğim şimdi. Şey Hemen mi? bir şey ekleyeyim. Bit şey yani şimdi bu kadar Türkiye karşıtı, dernekleşme, e, okullar, e, işte birilerinin salon toplantılarına izin verilmesi. Mesela bakın hem PKK'ya çok alışa geldik bir şey haline dönüştü ama işte FETÖ'cülerin son zamanlarda Almanya'da Hollanda'da çok rahatlıkla salon toplantıları yapmalarına izin verilmesi artık bu bardağı taşıran bir damla değil e, tazikli bir şeye dönüştü. Ve Türkiye artık bunlar hani birer ikişer not ediyor ve artık hani bu e, süreçten sonra birileri de onların önüne e, arkadaşlar siz bizimle birlik işte bu birliğe gelmemiz için çaba sarf ediyorsunuz bize eleştirileriniz var. Ee, ama oturun siz de kendi muhasebenizi yapın deme noktasına geldi. Türkiye bunu yapmadığı takdirde e, bizim Avrupa Birliği'ni tartışmamız bile konuşmamız bile çok anlamsız evet. kalacak. Yani kıta Avrupa'sı neredeyse hasmane bir duvara dönüşüyor Türkiye'ye karşı ama ne dersiniz? Bunda birazcık bizdeki retorikinde payı <laughs> var galiba. Türkiye özelinden e, yani siz biraz önce nazi söyleminden bahsettiniz. Tabii nazi söylemi yani e, çok böyle iplerin çok gerildiği bir final sahnesinde bile bence söylenmemesi gereken bir sözdü. Bununla ilgili kitaplar bile var biliyor musunuz? Hmm. The Nazis War diye. Yani Almanların özellikle ve Avrupalıların Nazi söyleminden neden bu kadar çok ürktükleri, neden bu kadar çok rahatsız olduklarına dair arka planda psikososyolojik incelemeler yapan, psikososyal bunun dinamikleri inceleyen kitaplar var. Genelde kısaca onu da söyleyeyim. Şöyle oluyor yani Avrupa Birleşik Avrupa Devletleri genelde bu emperyalist ve kolonyalist yaklaşımıyla Asya'da, Afrika'da yapmış oldukları birçok katliamlara rağmen bunların özellikle siyahi olması Avrupa'nın değerleri açısından bir rahatsızlık yaratmıyor ama Avrupa'nın esas kendisine sorduğu özellikle Almanya'nın ilk kez kendisi gibi çünkü Avrupa biliyorsunuz Avrupa biliyorsunuz bir Yudo Christian dediğimiz bir Hristiyan Musevi kültürüne dayanır. Bir kendi beyazını katletmelerinin utancını yaşadıklarından dolayı derin ve ürpertici bir rahatsızlık veriyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi burada Türkiye özelinden ziyade yani mesela şimdi Çetiner bahsederken e, şeyden bahsetti. Yani birdenbire birçok bir ülkeye sirayet etti. Aralarında yazılı olmayan bir Lüksemburg kriteri diye bir şey var. Yani Avrupa'ya dışarıdan gelen bir söylem. E, kendi içlerinde absorbe edemeyecekleri yeni bir tezle karşılaştıklarında birlikte hareket etme ve adeta adı konmamış, yazılmamış bir Avrupalılık dayanışma ruhu içerisinde hareket etme gibi bir şey var. Zımni bir statü var aralarında. Şimdi bu bağlamda Türkiye özelinden çıkartarak biraz şeyden de bahsetmek istiyorum ben müsaade ederseniz. Böyle bir bir ırkçı bir yükseliş var Avrupa'da. Yani bunun tabii bir takım nesnel dinamikleri, parametreleri var. Yani bu aslında bir uzun süredir devam ediyor ama ilk somut tezahürlerini biz 2014 Avrupa Parlamento seçimlerinde görüyoruz. Özellikle İngiltere'nin, Fransa'nın, Belçika'nın ve Danimarka'nın kazanmasından sonra işte Hofer seçimleri mesela Hofer evet yani yüzde 47.6 oy aldı ama Hofer'a oy verenlerin yani büyük bir bölümü çok sürpriz bir şekilde neredeyse yani yüzde 85'ine yakını işçi olmayanlardan geliyor. Yani çok enteresan bir şekilde şimdi bir de şöyle bir şey var bir gelişme var Avrupa'da. Merkez sol mesela şunu kaydetmemiz lazım. Merkez sol niye oy kaybediyor? Evet. Bakıldığı zaman mesela e, şeyde e, o bizim e, mavi yakalılar diye tabir ettiğimiz o geleneksel sınıf artık merkez sol partileri desteklememeye başladı. Adeta böyle bir sırtlarını döndüler. Yani işçi sınıfı ile e, sosyal demokrat partiler arasındaki bağ kopuyor. Evet. E, bunu mesela Hofer seçimlerinde de gördük. E, Fransa'nın mesela 2015'deki e, şeydeki ee, milli seçimlerindeki böyle şey, bölgesel seçimlerinde pardon e, yaklaşık e, sol partilere oy verenlerin işçi kesimini bizim mavi yakalı diye tabir ettiklerimiz sadece yüzde on Bir şey var bir bağ kopuşu var. Biraz daha geriye gidersek arka planında Belki şeylere kadar götürmek mümkün onu. Yani Tony Blair ve Gerhard evet. yani daha küreselleşmeci, daha liberal politikalar uygulaması, özelleştirme yanlısı tutumlarıyla bu e, klasik sosyal demokratlar partilerle geleneksel işçi sınıfı arasındaki o korelasyon, o gönül bağı ya da daha da ileri gitmemiz lazım aslında sınıfsal bağın koptuğunu görüyoruz. Şimdi bunu OECD raporları da söylüyor. Avrupa içerisindeki gelir dağılımının e, tahmin edilemeyecek kadar büyük bir uçuruma doğru gittiğini söylüyor ve aynı OECD raporlarında Avrupa içerisindeki eşitsizliğin hassafaya doğru yöneldiğini söylüyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletlerinde de aynı olduğu gibi e, geleneksel orta sınıfın çöküşüyle bunu bağlandırabilirsiniz ki o Nazi'nin de 1930'larda yükseldiği zamanda klasik kitaplar hep The Revolt of the Middle Class, orta sınıfın çöküşü, çöküşü der. Değil. Yani böyle bir e, sosyoekonomik bir dinamiklerde görmek mümkün. Ama bununla bitmiyor. Arkadan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi, bu, bu rüzgarı biraz daha e, ileriye doğru itiyor. Bir bakıyorsunuz arkada Macaristan, Viktor Orban arka arkaya iki tane seçim kazanıyor ve üstelik de Aynı Viktor Orban, Rusya'ya yapılan yatırımlara, yaptırımlara karşı Başka çıkıyor bir. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına. Hı. Yani bunları da aslında bir, birazdan sıra geldiğinde tekrar Trump'la e, Putin, Putin arasındaki, arasındaki e, bazı bir bağ ve bunun Avrupa etkilerinde konuşmamız lazım. Dolayısıyla burada mesela Marine Le Pen'in söylediği bir söz var. Diyor ki Fransa'nın iki büyük tehlike var Fransa'ya dair ve benim bu Fransa'yı bu tehlikeden korumam lazım. Biri küreselleşmenin bize empoze ettiği parametreler, iki İslamizm. Bu ikisine, ikisi de Fransa'yı, bu iki totalitarianizm, yani total ideoloji anlamında söylüyor. Bu iki total ideolojiyi Fransa'yı boğmak istemektedir ve Fransa buna izin Hı. vermeyecektir diyor. E şimdi Viktor Orban'ı, Marine Le Pen'i, Hofer'i, Ruki'yi, bilmem ne hepsini koyduğunuz zaman, böyle bir Avrupa'da birleşik kaplar gibi bir sağ yükseliş var. Ama bu sağ yükselişi. Yani şimdi şöyle düşünülebilir mesela Türkiye'de de. E canım yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump geldi. Küreselleşme karşıtı. Transpasifiki rafa kaldıracak. Duvarlar örecek. Daha korumacı bir politikaya yönelecek. E tabii bu doğal olarak otoriter bir rejime götürebilir. E canım Putin'de de bu Rusya'da böyle bir tek adam rejim var daha ziyade zaten Medvedev gidiyor Putin geliyor Putin gidecek Medvedev gelecek uzun bir süredir Çarlık Rusyasından beri rejimler değişiyor ama yapı yani siyasal yapı hiç değişmiyor hep böyle bir otoriter yapı var. E Avrupa'da da otoriter bir yapı oluşuyor. E yani mesela dolayısıyla konjonktür olarak bulunduğumuz koordinatlarda çok da vahim bir durumda olmamız gerekebilir gibi bir düşünce yanıltıcı olabilir. Bütün bu saydıklarımın ortak paydası e, İslam'a karşı olması. Yani burada Batı'yı, Putin'in de kaşıdığı, Batı'daki şu anda onları bir araya getiren en önemli iki parametre, biri göç biri İslam. Evet, Tekrar sözü sözü geldi. Aslında Avrupa'da, örneğin, sayıda, Almanya'da aynen. ve aynen. Hollanda'da çok ürkütücü bir hal almış. Yani göç meselesi inanılmaz medyanın gündeminde ve çok korktukları bir mevzu. Evet. Şimdi tabii şu var yani küreselleşme dediğimiz şey çok boyutlu bir şey. Her şeyden önce bir realiteyi anlatıyor. Yani dünya yeni teknolojilerle, uydu teknolojileriyle daha entegreli hale geldiler. Dünyada insanlar çok daha mobil halde yaşamaya başlıyorlar. Birkaç kentte, birkaç ülkeyle birlikte hızlı nüfus hareketlilikleri var. Bütün bu yeni sosyolojik trendler mevcut olan düzenlerin varlığını sürdürmesini zorluyor. Çünkü burada adil ekonomik paylaşım gerçekleşmiyor. Ondan sonra mültecilerle Avrupa'ya akın eden nüfus Avrupa'daki geleneksel işçi sınıfının güvencesini tehdit ediyor mesela. İşte çok daha fazla birkaç işte çalışarak hayatını geçindirmek zorunda kalıyor. İşte sosyal güvenciler konusunda ciddi e, imkanlarını kaybetmesi söz konusu. Hatta bir yazar pro-prokarya diye yeni bir sınıfın yükselişinden bahsediyor. Yani sadece ekonomiden kaynaklanan değil, daha çok e, işte hatta e, şeyi örnek veriyor. Yani e, İspanyaya çalışmaya gelen Çinli önce bir kasabada 30 kişi geliyor, arkasında binlerce kişi geliyor. Dolayısıyla oradaki yerleşik klasik işçi sınıfından insanlar işlerini kaybetmeye başlıyorlar. Bütün bu şeyler bir de kültürel olarak, kimlik olarak yeni şeylerle karşılaşıyorlar. Yani işte diyelim Müslümanlar Türkiye'den, işte Fas, Cezayir, Tunus, Pakistan'dan oraya giderken çalışmaya, daha çok merdiven altı bir toplum olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Şimdi yeni dönemde merdiven üstü toplum içinde, genel toplum içinde kendilerini temsil etme, gösterme, katılmaya yöneldiler. Yani işte milletvekilleri olarak katılıyorlar. Hollanda, Türkiye ile en fazla çatıştığı bir dönemde DENK diye bir parti kuruluyor değil mi? Ve üç milletvekili meclise giriyor. Yani Nülfer Gölen'in yine yaptığı araştırmada 10 ülkede görüyoruz. İşte Avrupa'da İslam'ın Müslümanların günlük hayatında görüyoruz. Yani işte ezan başörtü, helal haram vesaire, minare bütün bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Çünkü daha önce bunlar yok sayılıyordu, görülmüyordu. İşçi olarak geldiler bizim gibi olacaklar, asimile olacaklar diye bekleniyordu. Bu olmadı. Hem ekonomik nedenler hem kimlik durumları dolayısıyla Avrupa'yı aslında yeni bir düzene e, doğru gitmeye zorluyor. Avrupa ise küreselleşmeyle gelen bu mültecileşme, çok kültürlülük, ulus devletin klasik siyasetlerinin bu sorunları çözmeye yetmemesi karşısında bunalıma girerken, krize girerken yine kendi ulusal sınırlarına kapanarak çözüm arayışına yönelen partilerle tepki veriyor. O nedenle milliyetçilik yükseliyor. O nedenle işte İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Herkes ya ben kendi kapımın önünü süpüreyim, temizleyeyim, kendi avlumu, duvarlarımı çekeyim, kendime bakayım. Yeniden duvarlar yükseliyor. Enteresan bir şey. Ya birçok ülkede duvarlar yükseliyor. Şimdi daha önce Thomas Friedman Dünya Düzdür diye kitap yazdı. Küreselleşmeyle Berlin Duvarı yıkıldı. Duvarların bir işlevi yok diyordu. Pür bir liberal perspektif. Bu çok doğru olmadığı çıktı ortaya. Ama öte yandan bu duvarları yükseltmekle gerçekten bu sosyal mobilizasyonu ne kadar engelleyebiliriz? Yani Türk ekonomisi bugün Rusya'dan gelen ciddi anlamda turistlere bağlı. Yani belli oranda. işte orada alışverişe bağlı. İşte Amerika'yı Avrupa'yla ticaret faaliyetlerini sürdürmeye bağlı. Avrupa, Almanya, Türkiye'de aynı şekilde ekonomik ilişkilerinde Türkiye'ye muhtaç. Dolayısıyla Türkiye, dünya bu kadar küresel... Bağlamda birbiriyle ilişkili hale gel gelirken yeni duvarlar örerek eski siyasetlerden bir medet ummak ben şahsen baktığımda çok doğru bulmuyorum. Geçici bir tepki olarak görüyorum. Bu tarihte de olmadı zaten. Babil'de <laughs> dört tane duvar çektiler şehrin etrafına. Dört duvar. Üçünü taşla, kerpiçle yükseltiler. Diğerini de suyla çevirdiler Fırat Nehri üzerinde. Ama sonra gelip oralar bile darmadağın olup gitti yani. Dolayısıyla bugün bu kadar teknoloji, bu kadar hızlı yaşam, bu kadar işte internet diyoruz, bilmem neyi, bütün bunların sirkülasyonu içinde, hatta hareket demiyoruz, akış diyoruz, akış toplumu diyoruz artık yani. Bir yerden başlayıp bir yerden bitmiyor. Evet. Bütün bunlar içinde elbette insanlar kendi kimlikleriyle, kültürleriyle insanca yaşama yollarını arayacaklar. Ama bu klasik yöntemlerle bu krizleri çözmek bence zor bir şey. Avrupa mültecilerle karşılaşıyor. İslam'ın kendini kendi kimliğiyle temsil etme durumuyla karşılaşıyor. Türkler hem Almanya'da yaşamak, çalışmak istiyorlar, insan yerine konmak istiyorlar hem de Türkçelerini öğrenmek, yazmak, konuşmak istiyorlar. Bizim burada yeni şeyler bulmamız gerekiyor bence. O nedenle bu sınırları kapatmak, duvarları yükseltmek çok geçici bir çözüm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence hmm. e, Nazi gibi ifadeleri kullanmaması ve 12, 16 Nisan'dan sonra bakacağız demesi de bence o sert, e, yani tabi Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik çok sert, <laughs> çok itici, ötekileştirici hmm. politikaları var yani. Bununa karşı bile bu söylenen son şeyler aslında daha yapıcı ifadeler. Başlangıçtaki ifadelere göre. Doğru. Çünkü Türkiye hakikaten yani Çetin Erbey bahsetti. Bu zorluklarla karşı karşıya, bu durumlarla karşı karşıya. Türkiye'den insanlar 3,5 milyondan fazla insan Almanya'da sadece yaşıyor, diğer ülkelerde yaşıyor. Bu altın insanlar milyon. toplam Avrupa'da 6 milyon yani Avrupa'da milyon, evet. yani oradaki dinlerin çekirdeğini oluşturuyor. Dolayısıyla şimdi daha. burada o yani Almanya'daki insanlar Türkiye cumhuriyeti ulus devleti aidiyetleriyle yaşayabilirler mi? Zor. Bir defa bunu görmemiz gerekiyor. Ama orada Türkçelerini koruyarak ben Türk'üm diyerek Müslüman kimlikleriyle yaşayabilirler. Bizim bir bu felsefe üzerine düşünmemiz gerekiyor. İki, Avrupa ikide bir, evet 200 yıldır İslam Avrupa'ya uyuyor mu? İslam demokrasiye uyuyor mu? Türkler bize uyuyor mu diye bize hesaba çekiyorlardı. Yani bu Ernest Renan'ın 1850'lerde Sorbon'da verdiği bir dizi konferansla ilk bunu şeyine atıyor. Temellerini diyor ki, İslam ilerlemeye manidir. Bugüne kadar bu devam edip geldi. Ama hayır yani 15 Temmuz'u Türkiye yaşadı. Demokrasisine en büyük müdahaleler yapıldı. Avrupa demokrasiyle ikide bir bizi hesaba çekiyordu. Kalkıp demedi ki ey FETÖ'cüler, ey teröristler siz ne yapıyorsunuz? Türk demokrasisine neden bunu yapıyorsunuz? Dolayısıyla bence artık Avrupa ile Türkiye ilişkisi, Avrupa ile İslam ilişkisi tamamıyla değişmeye başlıyor. Artık onlar bizi hesaba çekemeyecek. Ya evet. İslam da Avrupa'yı hesaba çekiyor. Türkiye de Avrupa'yı hesaba çekiyor karşılıklı hesaba çekmeler dönemi başlayacak bence. Doğru. Eee dostlar. Yani bu, bu enteresan çünkü e, hani İslam tartışması Avrupa'da hep vardı ama bence şu göçmen krizi bunun üstünü çok evet. ortaya çıkarttı. Daha, biz de çok konuşmuyoruz. Bence biz de önümüzdeki yıllarda yani göçmen meselesini daha çıkıyor, çok konuşuyor. Bir de şunu ekleyeyim. Yani siz Orta Doğu'yu gelip kendinize göre dizayn ederek sorunu çözemezsiniz. Bunu yaptığınız zaman Orta Doğu'da mültecileşme sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değil, Doğru. sizin de sorununuz olur. Yani o, onun da Avrupa'nın kuralları var, ben de buradakiler böyle yaşasın istiyorum diyor. Mültecilerden de o şekilde böyle. Ama bu insanlarla ilgili siyasetleri Orta Doğu'da belirlerken, bu mültecilerin bir gün kapısına yığılıp, kendi içinde önemli dönüşümlere de neden olacağını düşünmedi Avrupa. Nasıl olsa ben kendi dünyama o, bakayım, dur, Suriye Orta Doğu'da mesela. ne olursa olsun dendi ama sonuçta her gün orada insanlar ölürken, ee, sadece televizyonda haberlerde geçiyordu vesaire ama gün geldi bu mülteciler onları daha çok etkilemeye başladı çünkü dünya hakikaten küreselleşmenin realitesiyle idealitelerini, ideolojilerini tartışabiliriz realitesiyle bu yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yani. <laughs> Barış dostum. Bir kere küreselleşme dediğimiz ki buna emperyalizmin yeni adı diyenler çoğunluktadır en azından bizim cenahımızda. Evet. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çok normatif bir okumadır o yani. O teknolojisini, ekonomisini ve diğer boyutlarını görmemektir Sosyolojisini. Çok Kendisi normatif değil. bir okumadır yani. Neyse şimdi evet. izin verin. Ne o marksist bir okumadır. Buyurun. Şimdi izin verin ben anlatayım derdimi. Buyurun. Küreselleşme süreci hem ülkelerin kendi aralarında hem de ülkelerin kendi içinde olağanüstü bir şekilde varsıl yoksul uçurumunu derinleştirdi. Zenginle fakir arasındaki büyük derinlik, büyük uçurum küreselleşme sürecinde hızla arttı. Bugün de gazetelere yansımıştı. Dünyada bir tarafta milyarderlerin sayısı artıyor, dolar milyarderlerinin sayısı. Bir tarafta da yoksulluk olağanüstü şekilde gelişiyor. Gelişmiş Batı ülkelerinde en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi obezite. Aşırı kilo, Yoksul Afrika başta olmak üzere mazlum milletlerde en temel sağlık sorunu açlık. Sadece obezite ve açlık arasındaki bu ters ilişki bile küreselleşmenin en yakıcı sonuçlarından, en somut örneklerinden bir tanesidir. Bir. İkincisi, Avrupa'da yükselen ırkçılığın ki biz onu aydınlanma değerlerinden biliriz, Rönesans'tan, Reform'dan, devrim süreçlerinden biliriz. Dünyaya pek çok <laughs> olumlu anlamda da değer Arman etmiş bir kıtadır. Pek çok sebepten kaynaklanıyor. Bunun yapısal boyutları var, hı hı. bunun dönemsel boyutları var. Yapısal boyutlarını ele aldığımızda bir kültürel düzlemde olağanüstü bir Türkiye Müslüman'a yabancıya Afrikalıya Asyalıya karşı öfkenin biriktiğini görüyoruz. İki, iktisadi düzlemde Avrupa'nın atlatamadığı 2007-2008 iktisadi bunalımının işsiz kıldığı çok geniş kitlelerin yabancılara karşı en azından istihdamdan kaynaklanan biz bunlar yüzünden işsiz kaldık. Bunlar memleketlerine dönerlerse biz iş aç sahibi oluruz tepkisinden, öfkesinden kaynaklanan bir boyutu var. Bir üçüncüsü de az evvel Mithat Hoca'nın dikkat çektiği gibi siyasal boyutu var. Yani ulus devletin aşınması, sosyal devletin artık kırıntı düzeyinde kalmış olan kazanımlarının da tasfiye edilmesi şüphesiz bu sonuçları doğuran bir siyasal etken. Bakınız İngiltere sadece bir eksitten çıkmakla kalmadı. Aynı zamanda İngiltere içerisinde İskoçya'da hani salt bir ırkçılığa indirgeyemeyeceğimiz gerekçelerle ulusal bağımsızlık ve özgürlük gayesiyle Birleşik Krallığa olan bağlılığını sorguluyor. Ve bütün anketlerde bir olası referandumda İskoç halkının yaklaşık yarısının kabaca yüzde ellisinin Birleşik Krallık'tan kopmak ve Avrupa Birliği ile yollarına ayrıca tek bir devlet olarak kendi başlarına gitmek istediğini ortaya koyuyor. Bir. İkincisi Fransa'da bütün anketlerde ırkçı Le Pen ilk sırada görülüyor ve sadece merkez sağ değil merkez sol da onun bu yabancı müslüman afrikalı karşı söylemlerinden fazlasıyla etkileniyor. Sadece merkez sağ değil. Üçüncüsü Almanya ki Almanya demek Avrupa Birliği demektir. Öyle İngiltere falan falan çıkmasıyla alakası yoktur. İngiltere varken de AB demek Almanya, Almanya demekti. Çünkü kurucudur. Çünkü en büyük ekonomi ve en güçlü sanayidir. <laughs> Bakınız Almanya'da da Merkel hem Suriyeli sığınmacılara gösterdiği hoşgörüden dolayı hem iktidar yorgunluğundan dolayı çünkü iki Almanya birleştikten sonra en uzun süre iktidarda kalan politik aktördü Şansöle Merkel artı Almanların demokrasi tarihinde de hani ne dediyse Konrad Adenauer'lerle Willy Brandt'larla mukayese edilecek kadar uzun Hı. bir politik başarısı vardır. Şansöle Merkel bir Suriyeli sığınmacılara gösterdiği aşırı hoşgörü. İki, iktidar yıpranmışlığı. 3 kendi solundaki sosyal demokrat adayın bu sefer gerçekten onu biraz yorması, hırpalaması. 4 aşırı sağın anketlerde %11-12'lere varan çıkışından dolayı o da elbette Türk, Müslüman, Doğulu karşıtı kimliği pekiştirmek durumunda. Keza unutmayalım İtalya'da da benzer arayışlar var. Hani Kuzey Ligi dediğimiz bir ırkçı yapı var ki o memleketini bölme pahasına canım biz bu yoksul güneyi sırtımıza taşımak durumunda değiliz. Söylemlerini öne çıkararak Oy oranını arttırıyor. Şimdi bu merkez siyasetin, merkezin sağının ve solunun yıpranması, itibar yitirmesi de elbette ırkçılığı yüksel, yükselten bir unsur. Yani sadece iktisadi boyutu yok, sadece kültürel, toplumsal boyut yok, bir siyasal boyutu da var. Biz Almanya özelinde geldiğimizde tarihsel olarak, ister Abdülhamit'i alın, ister İttihat Terakki'yi alın, tarihsel olarak son derece güçlü, siyasal, kültürel, askeri bağlara sahip olduğumuz bir ülkeden konuşuyoruz. Bakınız. Avrupa genelinde 5.6 milyon, dünya genelinde 8 milyon, Almanya özelinde 3.2 milyon soydaşımız var. Anadolu kökenli insan. Bu bağlamda 80 milyonluk Türkiye, ana vatanı dışında yaşayan diasporasını sayısal olarak değil ama oransal olarak dikkate aldığımızda dünyada en fazla en yoğun olan diasporaya sahip ülkelerden bir tanesi. Çin ve Hindistan'ın ardından. Ama oransal olarak. Çünkü %10'a tekabül ediyor bu. Ana vatanı dışında yaşayan Türklerin dünya genelindeki sayısı 8 milyon. Ama burada biraz da iğneyi kendimize batıralım. Nüfusumuz oranında bir nüfuzumuz yok Almanya'da. 3.2 milyon vatandaşımız, kardeşimiz, soydaşımız, canımız arasında Türkiye'deki bütün politik, dinsel, mezhepsel, ideolojik, etnik kavgalar birebir aynen var. Somut örnek mi? 2016 yılında Almanya'nın hem de parlamentosundaki Türk kökenli milletvekillerinin de oyuyla parlamentosundan sözde soykırım iddiasını geçirmesi. Şimdi Ermeni diasporasının Türk diasporasından daha kalabalık, daha zengin olduğunu söyleyebilir miyiz asla? Hayır. Yani akademiden spora kadar siyasetten efendim medyaya kadar Almanya'da çok parlak, çok başarılı Türk örnekleri var. Ama sayısal olarak nüfus itibariyle asla Türk diasporası ile mukayese edilemeyecek olan Alman ya da ki Ermeni diasporası kalktı Türkiye'ye gol attı. Fakat e, Alman parlamentosu da zaten topu Amiyanet abiyle göğsünde yumuşatıp bu golü atmaya hevesliydi. Çünkü şunu da kabul etmeliyiz ki Almanya bizim sadece tarihsel, siyasal, kültürel bağlarla önemli bir müttefikimiz. Tırnak içinde kullanıyorum bunu değil. Almanya aynı zamanda 38 milyar avro ile Türkiye'nin bir evet. numaralı dış ticaret ortağı. Almanya'daki bütün siyasal partilerin, Merkez Sağ, Merkez Sol, Sosyal Demokrat, Liberal Yeşil, Türkiye'de vakıfları üzerinden Türk siyasetinde etkileri var. var. Türk eğitim sisteminde, Türk siyasetinde, Almancı ekoller üzerinde, bunu gazeteci olarak hepimiz biliriz, evet. ciddi bir Alman nüfuzu söz konusu. Ve Almanya artık kabına sığmak istemeyen bir devlet olarak, Türkiye üzerinde değil, dünya ölçeğinde de, Kuvvetli olmanın yolunu arıyor. Niye? Çünkü iktisadi bir güç olduğu ölçüde, ekonomik, endüstriyel bir dev olduğu oranda bir askeri, bir diplomatik, bir politik güç değil Almanya. Bakınız Almanya dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. 3,5 trilyon dolarla. Mukayese olsun diye söylüyorum. ABD bir numaralı ekonomidir 19 trilyon dolar. Çin iki numaralı ekonomidir 12 trilyon dolar. Japonya 3 numaralı ekonomidir. Yaklaşık 5 trilyon dolar. Almanya 3,5 trilyon dolarla dev bir ekonomi, dev bir teknoloji, dev bir sanayi ama o oranda bir diplomatik güç değil. En son Şansölye Merkel'in ABD Başkanı Trump'ı ziyaretinde de gördük. Trump, Bayan Merkel'in uzattığı eli hem de basının önünde sıkmadı. Acaba içeride nasıl gerilimli, gergin anlar yaşadı? Acaba Almanya ABD'ye şunu mu söylüyor? Yani Libya, İran, Irak, Afganistan, Suriye, Kırım, Ukrayna meselelerinde ben seninle aynı fotoğraf kareste girmeyeceğim mi diyor. Acaba Almanya ABD'ye şunu mu söylüyor? ABD, NATO üzerinden ey müttefikler pamuk eller cebe. NATO'da gayri safi yurt içi hasılanızın en az %2'sini bütçe olarak ayırmak durumundasınız. Almanya senin elin bir türlü cebine gitmiyor dediğinde Almanya hayır. Bundan sonra da benim elim cebime gitmeyecek mi diyor. Acaba Almanya içeride şunu mu dedi? Rusya ve Çinle benim muhabbetim daha da yakınlaşacaktır. Ben Avrasya güçleriyle güçlü iktisadi bağlar kuruyorum. Şüphesiz Almanya'nın küresel ölçekteki arayışları küresel ölçekte bir dev olmanın maliyetine katlanma konusundaki azmi veya isteksizliği Türkiye siyasetinde etkiliyor. Çünkü Türkiye o anlamda önemli bir iktisadi güç, onun içinde önemli bir ekonomik ortak, Türkiye jeopolitik konumuyla yabana atılmayacak bir devlet ve Türk diasporası her ne kadar nüfuz sahibi olmasa da, örgütlü olmasa da Alman toplumu içerisinde etkili ve kalabalık bir yapı. Ee, kısa yanıt istiyorum. Sayın Başkanı'nın sözü, 16 Nisan'dan sonra evet çıkarsa Avrupa'yla ile köprüler atılacak mı? Avrupa ile Türkiye'nin köprüleri atması mümkün değil. değil, tarihsel olarak mümkün değil, siyasal olarak mümkün değil, iktisadi olarak hiç mi hiç mümkün değil. Atabilirim. Şimdi ben e, bu küreselleşme meselesine bir iki şey söylemek istiyorum. Yani burada birçok farklı görüşler var. Yalnız bu küreselleşme realitesiyle küreselleşme politikalarını karıştırmamak gerekiyor. Bir defa bugün Türkiye sadece terör meselesini çözmek için bakın Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ile birçok farklı ilişkilerde görüşmek ve onları ikna etmek zorunda. Türkiye'deki bizim terör sorunumuz bunu sadece ulusal bir sorun değil yani. Biraz önce Çetiner Bey de konuştu. Almanya'da ne kadar dernekle örgütlenmişler, ne kadar medya çalışmaları var. Japonya'dan bahsetti. Dolayısıyla. Bizim sorunlarımızı çözmemiz, küresel dünyanın varlığıyla beraber dünyaya bakmamız da mümkün. Ama küresel döneminde de ortaya çıkan yanlış politikalar, mesela eşitsizliğe dayalı paylaşım, bu ciddi bir sorun. Orta Doğu da bu burada sorun. ciddi Bütün bir sorun olarak sorun. yaşıyor. Ama şunu da düşünmek gerekiyor: Türkiye küreselleşmeyle beraber e, zenginleşmesi, kişi başına düşen milli gelir, Doğru. teknolojik gelişme, dünyayla entegrasyonu daha fazla artmış. Ama e, bunun yanında bütün dünyada yaşanan etnik çatışmalar konusunda ciddi bir meseleyle yüz yüze kalmış. En büyük bence önemli sorunumuz bu. Belki küresel trendle beraber gelen. Bu bütün dünyanın sorunu. Çünkü küresel dönemde e, artık o ulus devletlerin homojen kimlikleri, kültürleri devam etmiyor. Ama etnik milliyetçilik de bir çözüm olarak var olmuyor. O da yeni soru, şey çatışmalara sebep Onun sebepleri yetiyor. var hocam. Şey o zaman oluyor. bizim yeni bir siyaset e, aramamız e, gerekiyor. Arama. Yani küresel sorunlar var ama küresel gerçeklik de var. Nasıl ki tarım toplumunda haberleşmenin çok klasik yöntemleri matbaanın keşfiyle beraber yo e, köklü olarak değiştiyse. E, i̇nternet teknolojisinin icadıyla beraber, icadı icadıyla beraber de artık matbaanın bir önemi kalmadı. Yani bu realiteleri bizim görmemiz gerekiyor. Yani kablosuz elekşim var. Kısa bir, şey bir, bir kısmı ama çok hakikaten kısa yanıt alsın. Evet. Atılabilir mi köprüler sizce Türk? Nasıl? Cumhurbaşkanının bahsettiği şey. Şimdi bence mi? Avrupa ya Türkiye Avrupa ile de Amerika Birleşik Devletleri ile de NATO ile de yeni bir ilişki tarzı beklentisi içinde ve haklı. Eski klasik tarzı ilişkilerini sürdürmek istemiyor. Çünkü daha büyümüş bir nüfusu var, daha büyümüş bir ekonomisi var, iş gücü var. Daha adil bir ilişki istiyor. Bu konuda da haklı ve dolayısıyla bence bütünüyle ilişkileri atma yerine ilişkilerinin daha düzelmesi, daha adilane hani olması için daha özgüvenle hareket edecek Türkiye. Bugün de bunu yapıyor aslında yani. Ee, Çetin abi tercih yapacak mı Türkiye? Amerika'yı tercih edip Avrupa'yla hani biz müzakere sürecini artık tamamen rafa kaldıralım. Gerek de yok. Avrupa kurumlarında işte AHİM'de vesairede de da bize bir faydası yok diyebilir mi? 17 Nisan sabah. Bu kurumları dışlayamazsınız. Çünkü bu kurumlarla Türkiye'nin içerisindeki birçok kurumu artık yıllara dayanan bir geçmiş var. entegre oluş süreçleri, kurumların onlarla ilişkileri hani bir anda her şeyi atıyorum. Hadi ben bitti gitti diyemezsiniz ama Amerika-Avrupa Birliği'nin bir alternatifi değil. Avrupa Birliği de Amerika ilişkilerinin bir alternatifi değil. Amerika ile Orta Doğu meselesine oturursunuz, konuşursunuz. Ee, Irak meselesi e, belki Amerika ile oturup konuşacağınız bir şey. Suriye meselesi Amerika ile oturup konuşacağınız bir şey. Ama İran meselesi illaki Avrupa Birliği'nin de içine alacağınız bir şey. Çünkü işte nükleer enerji, nükleer e, çalışmalar. P5 artı birden artı bir Almanya'ydı sevgili çetimler. Tabii, evet. Dolayısıyla e, Orta Doğu'daki aktörlerle bile konuşurken Amerika'nın, Kullanıcı enstrümanlar farklı, aktörler farklı. Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin işte Kırım meselesi, Rusya meselesi. Evet. Dolayısıyla yani. bunların hiçbirini birbirine bir alternatif olarak göremezsin. Ama ben, değerli Barış Bey'in söylediği bir şey vardı. Türkiye'nin ya da birçok yurttaşımızın Avrupa ülkelerinde yaşıyor olmasına rağmen, güçlü bir diaspora kuramamamızın nedenlerinden biri olarak da şunu iğneyi gerekiyor. kendimize batıralım dedi. Tabii. Sanırım bana katılıyorsun Sadece, değil mi orada? Sadece iğneyi diye bence çuvalda <laughs> batırmamız <gülüyor> gerekiyor. Şey çünkü gidelim. bizim ülkemizde yaşayan bakın Alevi yurttaşlarımız, Kürt yurttaşlarımız, Çerkezlerimiz, milliyetçi, muhafazakar kesim Almanya'da bile oturdukları mahallelerle siz işte burada oturanlar işte İnkılapçılardır. Yani. Bunlar e, muhafazakarlardır. Bunlar işte Kürt olanlardır. Bunlar farklı e, işte şudur budur deyip kendi içinde bile anlaşamayan bir e, diaspora var. Ama daha kötü olan vatan yaşadıkları ülkelerde de bu ülkelerin yönetimleri böyle olmasını istiyorlar. Yani Bir araya gelmelerini, beraber hareket etmemelerini düşünebiliyor musunuz? İşte Almanya'da 35 bin Ermeni yaşıyor. 3,5 milyon e, Türkiye'den giden yurttaşımız var ama Almanya işte sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerden biri. Dolayısıyla siz örneğin işte Hollanda için 30 bin tane şirket sahibi var Türk kökenli olan. Evet. Ama buna rağmen siz Hollanda siyasetinde, ticaretinde halen o parametrelerde söz sahibi olmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla çok hızlı üvedilikle Türkiye'nin dışarıdaki yurttaşlarını bir araya toparlayabileceği, herkesin bir arada olabileceği bir perspektif geliştirmesi gerekiyor. Yıllardır bu anlamda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerinde demin değerli hocam da ifade ettiği gibi eşit şartlarda. Bakın bugüne kadar hep Avrupa'nın gönlü kırılmasın, işte üzülmesin diye hep işte PKK'nın varlığı, DHKPC'nin varlığı, Bizde hep bir haber olarak çünkü olay sadece diş haberler e, mantığıyla görüldüğü için genelde de ajanslardan alınan bir haber olarak. Evet. İşte Fehriye Erdal işte Belçika adliyesinde yargılandı ama ne oldu o kadın orada nasıl izin alıyor nasıl yaşıyor. Mesela hiçbir zaman bizim medyamızda işte Avrupa Birliği ülkelerindeki terör örgütlerine yönelik bir analiz okudunuz mu baktınız mı? Ben bu anlamda bir tez hazırlandığını da düşünmüyorum. Yani evet. kurumlarımızda böyle bir çalışma olduğunu da düşünmüyorum işin açıkçası. Bu, konusunda bile analiz yani yok da. bence neyse. bu konuda çuvaldızı defalarca batırmamız gerekiyor. Oturup bu konuda işte bu örgütler nasıl hareket ediyorlar? Evet. Almanya'da nasıl çalışıyorlar? Belçika'da nasıl bu hareketlilik içerisindeler. Bakın işte Avrupa Parlamentosu'nun önünde çadır kurup e, resim sergisi yapabiliyorlar. E peki biz niye Avrupa Birliği'nin koridorlarında bir e, işte Türkiye'de örgütün yaptığı eylemleri, katliamları bir sergiyle anlatmıyoruz. Yani bütün bunları aslında kendi içimizde de tartışmamız gerekiyor. Bunları da e, Avrupa kamuoyuna nasıl sunacağız, nasıl anlatacağız? Verilerle hareket etmemiz gerekiyor. Biz 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz. Şimdi çıkıp televizyona işte 3 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz dediğimiz zaman ya bu Suriyelilerin içerisinde astronot da var, işte kaç tane bayan var, kaç tane genç kız burada sosyal hayatın içerisinde aktivite ile sağlanmış bir organizasyonla gelmiş gitmiş. Bunları Avrupalılara anlatmamız gerekiyor. Şimdi Avrupa'daki insanların genel anlamda bakış açısına işte baktığınız zaman işte Suriyeliler dediğiniz zaman bir anda korku e, başlıyor. Çünkü e, maliyetleri çok yüksek. Ben e, Hollanda'da Göç İdaresi Bakanlığı'na gittim. 55 Euro. Bir e, göçmenin günlük maliyeti 55 Euro'dan bahsediyor. Şimdi, e, onlar için e, bırakın 3 milyon mültecinin Hollanda'ya gitmesi, Almanya'ya gitmesi e, 10 bin tanenin gelmesi bile korkutucu bir senaryo olarak önlerinde. Şimdi bütün bu büyük tabloya baktığımız zaman bulunduğunuz coğrafyada sadece duygusal bir anlamda bakıp Rusya ile bir ilişki geliştiremezsiniz. Sadece Avrupa Birliği üzerinden de bir şey geliştiremezsiniz. Çünkü bulunduğunuz kavşak o kadar önemli bir kavşak ki işte İran Almanya ile İngiltere ile işte P artı bir anlaşmalarında görüşmelerinde Türkiye'nin aracılığıyla bir yol haritası belirlemeye çalıştı. Ama aynı şekilde bugün işte Irak meselesinde yani yarın işte Rusya ile Amerika bir araya gelip PD'yi destekliyoruz deseler şaşırmayacağız çünkü sahadaki alandaki çalışmalar hareketlilik e, olur, ve silahlı olur. güçler o kadar değişken, değişken ki o kadar birbiriyle geçişken Çok halde ki neyin ne olduğunu Günlük takip edip bunları organize edecek bir mantaliteyi de geliştirmemiz gerekiyor. Hocamızın bahsettiği küresel realite, yani birebir Suriye'de Bakın, yaşanan... E, bu anlamda, anlamda sadece şey siyasetçilerimiz değil, sadece devlet kurumlarımız değil, medyamızın da buna hazır olması lazım. Yani Burada küresel e, devletimizin, küresel kabiliyetinin artması, artması lazım. Ben küresel. çok kısa evet. bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Bakın Hollanda seçimlerini takibe gittik. Düşünebiliyor musunuz ülkemiz Hollanda'yı tartışıyor ülkemiz Hollanda'yı konuşuyor kaç tane Türk medya kuruluşu vardı biliyor musunuz CNN Türk biz TRT ve bir medya kuruluşumuz var dört medya kuruluşu Hollanda'da olan bir tane olayları yerinden takip ediyor. Tabii evet. şimdi Türkiye'nin gündem'i Türkiye'de konuşulan bir şey ve e, bunu tartışmak için yani o gün Türk medyasının orada olup Olan bitenleri bütün çıplaklığıyla vermesi gerekirken maalesef e, yerinde var. haber takip etme noktasında da ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Doğru yani biz hani Öcalan krizini o zaman... Prime Time kanallar bile e, yerinde takip ederken e, 90'larda İtalya'dan geldiğimiz noktada hakikaten e, bizim de çuvaldız kendimize batırma zamanımız. E, hocam sürem çok az ama bir, bir başlayalım sonra reklamdan sonra devam ederiz. Ben yine orijinal sorudayım. Sayın Cumhurbaşkanı bu mesajı seçmene mi veriyor yoksa tarttı, baktı, bunun referandumla çok bağlantısı yok seçmenin gözünde. Ben bunu bir süre kenara koyuyorum ama geri geleceğim mi diyor. Sizce mesaj nedir? Yani şimdi her şeyi de iç politikaya e, bağlıyor olabilir şeklinde bir yorum yaparak haksızlık da etmeyelim. Et yani e, şimdi e, bir, bir dönem ilk sıcakken yani içerideki e, böyle bir e, belki milli duyguların da köpürmesine vesile oldu. E, bu belki içerisindeki bazı oyların, bir kesim oyların konsolide olmasına sebep olmuş olabilir ama e, yani e, şimdi bu belli bir noktaya geldi. Çok fazla sürdürmenin zararı olmadığını anladı Cumhurbaşkanı. E, dil değiştirdi. şimdi haksızlık olur. Öyle Anladım. yani bakmamak lazım. Yani oya Çünkü, tahvil etme tercihini kullanmıyor, böyle yani, bir şey yapıyor. Tabii yani şimdi artık yani Türkiye'nin çok devasa ilişkileri olan, yani biraz önce işte sevgili Barış da söyledi. Yani bütün şeyinin, ihracatının yüzde 48.6'sının Avrupa olan bir şeyden, kıtadan bahsediyoruz. Çok büyük ticari ilişkileri var. Yani 6 milyon konuşulduğu gibi yurttaşımız yaşıyor. Bunu çok fazla şimdi kaşımanın alemi yok. Bir meşhur söz vardır. Uluslararası ilişkilerde eğer sorun çözülmek isteniyorsa bunun yolu bazı şeyleri hep hatırlamaktan değil, bazen de unutmaktan geçer. Peki, bu cümleyle reklama gidelim, sonra kaldığımız yerden devam Peki. edelim. gündür birkaç haftadır diyelim aslında. Biraz referandumu kenara bıraktık. Türkiye'nin gerçek gündeminde konuştuğumuz konular özellikle komşularımızla Avrupa ile ilişkileri konuşuyoruz. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var o konuda. bıraktığımız yerden devam edelim. Hocam küreselleşmeden bahsetti. Biraz ondan isterseniz küreselleşmeden bahsedeyim ben de. Şimdi küreselleşme denildiği zaman bahsettiği gibi sermaye rahmetli özerlerdi derdi ki hiçbir mer hangi merkez bankası bir günde giren çıkan evet. parayı artık denetliyor derdi. Bilgi bilginin akışı hatırlar mısınız 90'lı yıllarda daha böyle internet yaygın değilken e, İslami Selamet Cephesi vardı Cezayir'de evet. dünyadan evet. görüntüleri İsterisi. alsınlar diye e, şeyleri çana kantinlere toplamışlardı büyük tencere kapaklarını millet çatıya koydu yine de orada bile dünyadaki bilgiden mahrum kalmak istemiyorlardı çevre Brezilya'daki yağmur ormanları Brezilya'nın malı değil artık, dünyanın. Yani böyle bir konsepti var e, küreselleşmenin. Şimdi hocanın dediği gibi terör de küresel bir artık realite, küresel bir entite olduğu için bu bunun çözümü için bütün ülkelerin birbirleriyle sürekli istişare içerisinde olması lazım. Ama bugün yaşadığımız şey yani şudur, küreselleşmenin bir önemli boyutu da şudur, senkronize olarak yaşandı yani eş zamanlı olarak yaşandı. Doğru. Çünkü... Küreselleşme benzeşme getirirken toplumlarda da buna bir rezistans bir mukavet oluştu. Ben o kadar da benzemek istemiyorum. Biraz da kendimiz kalalım diye aynı anda eş zamanlı bir olaydır bu. Ondan dolayı zaten NATO'da da aldıktan sonra kendine bundan sonra benim varoluş sebebim ne olacak Hı, diye şey sorduğunda olacak. etnik milliyetçikleri kendine misyon edindi. Ama bugünkü eşitsizlik biraz önce OECD raporlarına bahsettiğim eşitsizliğe bakıldığında küreselleşmenin finansal anlamdaki çok önemli bir tezahürü de şu: dünyadaki zenginliğin yüzde 80'i yüzde 20'nin elinde. Bu yüzde 20'nin içerisinde de öyle bir 5000 tane aile var ki bu yüzde 80'in yüzde 90'ını alıyor. Yani böyle bir eşitsizlik boyutu var. Evet Çin'den başlamak Asya'daki ülkelere kadar devam edersek kişi başına düşen günlük gelirin bir dolar olduğu zamanlar çok yerde kaldı. Görece bir mesafe kat edildi ama bu eşitsizliğin tamamen ya. önemli miktarda yok edildiği anlamına da gelmiyor. Şimdi efendim şu var tabii bunun dışında uyum sorunları da var. Yani bu hani işte İslamlı göçlü bahsettiğimizde işte Almanya'da 2750 tane cami var aslında. İngiltere'de 2250 bunun sayısı. Fransa'da 1750. Ama bu onların çoğulcu bir yapı içerisinde kendi kültürlerini koruma e, gibi bir konsept içerisinde Avrupa Birliği değerlerini yaşatmaya çalışırlarken bir uyum sorunu da geliyor. Yani absorbe edilememe gibi bir sorun oluyor. Ve buna karşı bu eşitsizliklerle de beslenen bir mukametleri de içinde belirtiyor. Şimdi Avrupa Birliği... Yani sizin esas sorduğunuz soruyla bundan sonra hani ne olacak seçimden sonra dediniz. Türkiye'nin evet bunu hep söylüyoruz Avrupa Birliği Türkiye'ye adil davranmamıştır. Bunun dünyada bir örneği yok. 1949'da Avrupa Konseyi üyesi oluyorsunuz. Ondan sonra 63'te Ankara Anlaşması'nı imzalıyorsunuz. 87'de tam üyelik mücacatı yapıyorsunuz. Yani e, mesela şeyi son Cenevre görüşmeleri oldu Kıbrıs'la ilgili. Yani çok enteresandır yani konumuz değil ama yani beni biraz üzdüğü için söylemek istiyorum. E orada Nikos Anastiadis'i devrederken yani Kıbrıs Rum toplumu liderini, işte Kıbrıs Rum toplumu lideri ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastiadis ve sadece Bay Akıncı diyorlar. Oysa Türkiye 2005'teki anlam planı çerçevesinde tam da, küresel güçlerin ve Birleşmiş Milletler'in istediği şekilde birleşik bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı olması adına o planı onaylamış ama onun karşısında ödüllendirilecekken Türkiye cezalandırıldı. 65 hocam evet çıkmıştı 2004 yılında. Yani, yani verilen, verilen, evet, verilen yani. hiçbir söz tutulmadı. Yani hatta mesela 95'lerde o zamanki Kıbrıs Rum toplumları Glaftos Klerides'in bir sözü var. Yani o zaman garantör devlet olarak 74'te Kıbrıs Barış Harekatı yaptı ya. Yani biz bir Avrupa Birliği'ne kabul edilelim. Bakalım sizin o zaman garantörlüğünüz sökecek mi? Karşımızda koskocaman Avrupa Birliği olacak arkamızda evet. demişti. Ve öyle de oldu aldılar. Evet. Yani hiçbir zaman sözler tutulmadı. Bu çerçevede yine de şu olması ne yapılması lazım geldiğiniz çerçevesinde Doğru. müzakere 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 yani bunu mut kesinlikle müzakere edilmesi, diplomasından vazgeçilmemesi lazım. İttihat ve Terakki'ye çok sever, sevgili Barış. Bir tane örnek vereyim. 1908 meşrutiyetinde olduğu zaman, meşrutiyet ilanından hemen 3 ay sonra 3 büyük olayla karşılaştı Osmanlı İmparatorluğu son derece. Girit <laughs> Yunanistan'a bağlandı, Bulgaristan e, bağımsızlığı ilan etti. İlan İç işlerinde bağım, şeydi, özellikti. Dış işlerinde Osmanlıya bağlıydı ve Bosna Herseyi Avusturya Macaristan ilhak etti. Büyük bir Avusturya boykotu başladı. Ee, işte Avusturya malları, Lloyd firmasının mallarını Selanik'teki İstanbul Limanı işleri denize dökmeye başladılar falan. Ve hemen ee, bu zannedersem ee, 8 Ekim'de oldu boykot. 15 Şubat'ta da yani şöyle bir 5 ee, ay sonra da oturdular, müzakere çözdüler. Avusturya, Macaristan bir miktar şey ödedi buçuk milyon Osmanlı altını falan aklımda yanlış kalmadıysa çözüldü. Yani bu müzakereden vazgeçmemek lazım. Ülke arasındaki ilişkilerde, ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde inişli çıkışlı dönemler oluyor. Bu müzakerede ve diplomasinin dilinden vazgeçmemek lazım. O diplomasinin diline döneceğim ama e, hiç almama ihtimalleri var mı sizce efendim? Ya Avrupa Birliği'nin. Evet bizi Türkiye'yi yani hiç, hiç almayacaklarını kabul edip böyle mi devam ediyor? Şimdi Avrupa diye bir kıta var, bir uygarlık var, modern dönemi temsil eden ama yani Avrupa Birliği diye de siyasi, ekonomik olarak bir yapıya dönüştü. Ama bundan sonra bu haliyle devam eder mi etmez mi bilmiyoruz yani hakikaten. E, gelişen bu mülteciler sorunu, İslam meselesi, farklı kendi dışından gelen ve beraber yaşamadığı etnik topluluklarla beraber yaşaması bu Avrupa için bunlarla başa çıkıp çıkmaması ile de ilgili. Avrupa Birliği e, hakikaten demokrasi, insan hakları, hukuk devleti çerçevesinde daha saygın bir yapı olarak kendini sürdürürse Türkiye için önemli olur. Bu işte ticari ilişkilerini sürdürmek kadar bu yönleriyle de cazibesini ya. sürdürür. Ama Avrupa Birliği hakikaten bugün yaşadığı büyük krizleri ve bunalımları aşamazsa, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme e, realitesi de ortadan kalkar. Yani diyelim Türkiye 2000'li yılların başında halkın %75'i e, ve üzerinde Avrupa Birliği'ne girmek istiyordu. Bugün bu oran yok. Çünkü aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Türkiye'de uyandırdığı bilinçle algılanma da e, önemli yani sadece siyasal elitlerin vereceği bir karar değil yani. O toplum bunu desteklemesi Vatandaşı de önemli. Destiği, ya O nedenle Avrupa ile önemli olan Avrupa Birliği'ne girip girmemekten öte Avrupa ile bizim siyasi, ticari açılardan sağlıklı, rasyonel ilişkiler kurmamız, sürdürmemiz, eşitliğe dayalı, özgüvene dayalı, kesinlikle kendimizi onlara bağımlı hale getirecek, yok işte şöyle bir e, partnerlik olacak değil de daha çok eşitlik temelinde ilişkilerin, rasyonaliteye dayalı ilişkilerin, menfaate dayalı ilişkilerin sürdürülmesi önemli burada. Ee, rasyonel partner olarak görüyorlar mı bir? Görmüyorlar. Size, şöyle siz ki... şöyle bir de bir teoriniz de vardı. <laughs> Avrupa evetçi diye yazmışsınız bu hafta. Elbette. Bakınız Niye? şimdi Türkiye-AB ilişkilerini el alırken üç temel noktayı muhakkak göz önünde bulundurmak durumundayız. Birincisi şu, acaba Avrupa Birliği bundan sonra yoluna yani 2016 Brexit artı bir türlü atlatamadığı iktisadi bilim bunalım. Bundan sonra yoluna şimdiye kadar devam ettiği gibi mi devam edecek? Yoksa hani uzmanların birkaç halkalı Avrupa dedikleri. Evet, evet. Birinci halka Almanya, Fransa kurucular ve en cüsseli iki ülke. Dahası meseleleri biraz da daha, daha Avrupa merkezli bakan siyasetler. İkinci halka İspanya, Portekiz, İtalya biraz daha küçük ölçekler. Nüfus olarak da, nüfus olarak da, ekonomi olarak da. Üçüncü halka Polonya, Bulgaristan, Macaristan vesaire. Dördüncü halka Güney Kıbrıs Rum yönetimi Malta şeklinde. Acaba böyle mi gidecek? Çünkü bakınız AB'nin kotardığı işler var. Misal Eurozone, misal Avro, Euro, misal Ortak Merkez Bankası. Ama AB'nin kotaramadığı işler de var. Misal Ortak Anayasa geçmedi. Misal ortak bir dış politikayı hayata geçiremediler. Misal ortak, ortak savunma ve güven güvenlik savunma politikası uygun. bir türlü hayata geçmedi, geçeceği de yok. Biz o anlamda AB'nin gelecekte kaç halkalı AB şeklinde yola devam edeceğini doğru tespit, teşhis ve tahlil etmek durumundayız. Acaba sıkı bir federasyon mu yoksa gevşek bir konfederasyon mu bu bir? İkincisi Avrupa Birliği iktisadi olarak Türkiye'den alacağını almıştır ve halen de almaktadır. 95'te imzalanan ve 1 Ocak 1996 itibariyle yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği kararların alındığı ortama Türkiye'yi sokmayarak hani rahmetler bakan diyordu ya onlar ortak, ortak bir pazar. pazar o kararları aldıktan sonra Türkiye'ye uygulatabilmektedir. Ve Türkiye o anlamda yeryüzünde ilk ve tek örnektir. 96'dan buna bizim Kabataslak zararımızda 250 milyar dolara bulmuştur ve Avrupa Birliği yineliyorum gümrük birliği üzerinden ve gümrük birliği sayesinde Türkiye'nin iç pazarı gümrük rejimi dış ticaret rejimi üzerinde tam bir vesayet, tam bir denetim sağlamıştır. Ve üçüncü en önemli soruya geliyoruz. Hani İngilizler derler ya de, the last but not the least öyle takılırlar birbirlerine. O mesele de şudur. Avrupa Birliği eğer bir küresel güç olmak isterse ABD'nin koruması altında yaşamaya bir nokta koyup küresel ölçekte bir güç olmanın siyasi, iktisadi, askeri ve yumuşak güç anlamında büyük getirisine ve aynı zamanda büyük maliyetine de katlanırsa Türkiye'yi bir jeopolitik konumundan dolayı, iki genç ve tüketici pazarından dolayı, üç tarihsel, duygusal, kültürel interlandından dolayı alır. Yok, eğer Avrupa Birliği... Kendi güvenlik adacığında yaşamaya devam ederse şimdiye kadar olduğu gibi NATO'nun ve ABD'nin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanırsa ki 21 üyesi aynı zamanda hem AB hem NATO üyesidir. İlçin. O zaman da Türkiye <laughs> bırakın Kopenhag kriterlerini bırakın Maastricht kriterlerini yerine getirmeyi ağzıyla kuş tutsa Türkiye'yi üye almaz. Türkiye'yi sorunlu coğrafyalarla Orta Doğu'yla Kafkaslarla arasında bir tampon bölge olarak tutmayı tercih eder. O bağlamda bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz yineleyerek söylüyorum. Sadece bizim o benim hiç sevmediğim, ulusal gururumu çok fazla inciten ev ödevlerini yapmamızla alakalı bir iş değildir. Bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz asıl Avrupa Birliği'nin küresel ölçekte kendi kendisine nasıl bir rol biçtiği ile alakalı bir iştir. Türkiye'nin o anlamda elinde kozlar vardır. Jeopolitik, nüfuz ve benzeri gibi Türkiye'nin tarihsel dezavantajları vardır kültürel kimliği ve benzeri olduğu gibi. Ama eğer Türkiye Avrupa Birliği ile eşit, adil, karşılıklılık esasına dayalı, hani eskiler mütekabiliyet derler ya. Mütekabiliyet odaklı bir ilişki istiyor ise hiç uzaklara gitmeye, hiç iç siyasete dönük hamasete gerek yok. Öncelikle gümrük birliğini masaya yatırmak ve gümrük birliğini tartışmak durumu. Onu zaten galiba 2017 itibariyle evet. yeniden başlayacak. Türkiye'nin lehine üstelik. Müzakere Umarız yürü. ve dileriz. Ee, buradan hızlıca bu Trump meselesine geçeyim. E, Çetin Ersen e, hem bölgeyi biliyorsun hem Amerika'nın bu bugünden itibaren Amerika'nın yürürlüğe koyduğu seyahat yasakları vesaireler. İşte bu yükseliyor dediğimiz duvarlara yenileri eklendi. Herkes sosyal medyada infial halinde. Yine seyahat edemeyeceğiz. İşler zora girecek. Ticaret sıkışacak vesaire. Ne yapmaya çalışıyor Amerika bütün bunlar? Tabii aslında bakarsanız hep duvarları bahsettik. Berlin duvarından işte İsrail'in ördüğü duvarlardan. Artık yüksek duvarlar falan değil. Artık ideolojik duvarlar çok net konuşulur hale geldi. Ülkeler birbirlerine karşı bu şekilde ideolojik duvarlar örerek bir şekilde yeni alanlar oluşturmaya çalışıyor. Ee, Trump'ın koltuğuna oturduğu andan itibaren Orta Doğu'ya yeni bir açılım getirme hevesi vardı. Heyetindeki ekibindeki adamların birçoğunun hani Irak'taki çalışmalarından biliyorum. Bir e aslında kafalarda hep yeni bir perspektif çizmek vardı ama bir şey göz ardı ettik. Trump geldiği zaman Suriye masasında görev alan 17 tane adamını değiştirmedi. Yani Obama'dan devraldı. O masadaki kişiler halen görevini devam ettiriyor, sürdürüyor. Dolayısıyla Hepsi değişti bir Suriye masası değişmedi. Bir tek Suriye masası değişmedi. Mesela Irak masasına bakanlar, Azerbaycan masasına bakanlar, Ermenistan masasına bakanlar, Türkiye masasına bakanlar tamamı değişti. Hatta biliyorsunuz büyükelçilerin tamamını şu an değiştirmek için start vermiş durumda. Ama Suriye Mısır Sınavı hiçbirini değiştirmedi. Şimdi tabii bir yandan bizimle görüşmeler yapıldı. İşte Ankara'da telebiyat üzerinden o mi gidiyorsunuz? Bu değişmemenin gidilsin. sebebi Rusya mı senin tahminin? Yoksa Trump'ın bir dakika bir göreyim ben durumu. Şimdi şöyle tabii saha çok hareketli. Ee, hani Dereye geçerken at değiştirilmez mantığıyla bu kadar hızlı bir değişimi e, Amerika kaldırır mı kaldırmaz mı? Onu bence ölçemediler. Şunun için ölçemediler. Şimdi artık bunu kabul etmemiz gerekiyor ki Rusya, Sovyet Rusya döneminde bile hayal ettiği ama bir türlü ulaşamadığı güce bugün Orta Doğu'da sahip durumda. Yani evet. Akdeniz'de gemileri var. Hazar Denizi'nden füzeler fırlatıyor. Koalisyon güçleri de dahil olmak üzere bütün ülkelerin uçaklarını hava sahasına kapatabiliyor. Irak'ta şu anda işte Gazprom çalışmaları yürütmeye çalışıyor. Bir taraftan Bağdat'ta görüşmeler yapılıyor. Bir taraftan İran'da, Hamedan'da hava üssü var. Suriye'de zaten gücünü biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bu kadar ciddi bir güce sahip Rusya ile Amerika'nın hemen kafa kafaya gelmesi, işte hemen perspektif değiştirmesi çok kolay olmayacak. Kaldı ki Amerika içinde de işte Obama'dan devraldığı o kötü Orta Doğu mirası e, yeniden toparlamaya çalışmak çok öyle bir yılda iki yılda olabilecek bir şey değil. Çünkü Amerika'nın geleneksel müttefikleri İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan. Katar, Irak, Kürdistan bölgesi ve Türkiye. Bunların tamamıyla şu anda sorunlu konuda. Şimdi Kürtler dosyasına baktığınız zaman işte Erbil şu Trump yönetiminden hani Obama'nın yaptığı yanlışları bir an önce düzeltmesini bekliyor. Ürdün Sinirli işte bizi Obama yalnız bıraktı diyor. Suudi Arabistan biliyorsunuz 750 milyar dolarlık fon paralarına Amerika el koymaya çalıştı. Direkt ekonomisi Türk, çok kötü gidiyor. Tabii. 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 Ve Türkiye. Türkiye'nin durumunu da biliyoruz. Yani biz Obama ve Clinton'a olabildiğince öfkeli bir durumdaydık. Ve şimdi geldiğimiz noktada Trump da şaşırmış durumda. Geçenlerde. Listeye e, niye konduk sence mesela bu yasak listesi? Şundan dolayı konduk. Türkiye Rakka operasyonu. Ve e, Suriye'deki olan biten o süreci e, bu şekliyle kabullenmek istemiyor ve kabullenmeyeceğini de Amerikalılara söylüyor. Şimdi Amerikalılar 2003'te hatırlarsanız Irak operasyonu başladığı zaman e, işte Türkiye ile anlaşmaya çalıştı, askerlerini bir şekilde buradan sevk etmeye çalıştı. Olmadı ve bu Amerika için bir maliyetti. İşte e, bir yandan e, körfezden asker bindirmeye çalıştı, bir yandan havadan indirmeye çalıştı e, ve çok ciddi ekstra bir maliyet oluştu. Şimdi Türkiye bir yandan şunu dayatıyor Amerika. Gelin rak operasyonu yapalım ama bu yanda işte YPG de bizimle beraber olsun. İşte PKK'nın belli güçleri de alanda e, gelsin. E, Türkiye'de böyle bir şeyin olmayacağını, böyle bir şeyi kabullenmeyeceğini zaten masadayken hem İncilik'te yapılan görüşmelerde hem Ankara'da yapılan görüşmelerde çok net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi bunlar yavaş yavaş e, ideolojik duvarlar. Yani önce uçaklarınıza işte cep telefonu dışında diğer elektronik cihazları almayacaksınız diyecekler. Belki e, bir sonraki aşamada Amerika'daki havalimanlarına limanlarına inen uçaklarda Türk yolcular ayrı bir aprona alınacak, aramaya tabi tutulacak. Bir sonraki aşamada vize süreçleri daha karmaşık bir hale getirilecek. Dolayısıyla e, bu sizin bölgede alandaki gücünüzle ilgili bir durum. Şimdi eğer siz sahada güçlüyseniz Amerika ile Rusya dengesini çok iyi kontrol ederseniz bunları aşarsınız. Ama içinde bulunduğumuz süreç o kadar karmaşık bir süreç ki şimdi Suriye meselesinde biz varız, İran var, Rusya var. Avrupa Birliği şimdi yavaş yavaş girmeye çalışıyor. Amerika terk ettiği alana... Evet. Ee, yeniden girmek için işte 60 bin tane YPG e, silahlı gücünü yeniden eğitip alanda yeniden kullanabileceği yeni bir perspektif geliştirmeye çalışıyor. Ve daha ilginç olanı size söyleyeyim. E, Amerika Rakka Operasyonu için işte Tel Afer bölgesinden, e, sincar bölgesinden e, sevkiyatlar yapmak için PKK ile görüşüyor. Şimdi... Ee, işte Türkiye'den sokamadığı askerini e, veya Türkiye'den alamadığı desteğini şimdi Telafer Havalimanı'na asker indirerek oradan lojistik sevkiyatı yaparak Rakka Operasyonu'na e, YPG ile beraber hareket etmek için alanlar lojistik ister ve ikmal hatlar oluşturmaya çalışıyor. Şimdi böyle karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Amerika bir yandan maliyetlerini arttırdı, İşte gemilerle getirebileceği, lojistiğini taşıyabileceği alanları oluşturmaya çalışırken, şimdi havadan. E, e, yani Türkiye ile ilişki hala. E, oturmadı. Mekanın istediği seviyeye gelmedi giremedi. çünkü e, halen bakın mesela e, işte bugün Irak başbakanı e, Amerika'da. Bağdat'taydı. Ve, Washington'da, Washington'da ve, ve e, pardon Abadi e, Amerika'da ve görüşmeler yapıyor. Amerikalılar çok açık bir şekilde o alanı kullanıp Suriye'ye girmek istediklerini Abbadiye söylediler ve Abbadi de bu olaya sıcak bakıyor. Fakat tabii bunun taşıdığı riskler de var. Çünkü o kullanacakları alanda Haçlı Şabi dediğimiz İran milisleri var. PKK'nın o arada tercih yapmak gibi bir durumu oluşursa İran'dan yana mı, Amerika'dan yana mı tercih kullanacağı çok net değil. Bir taraftan da aslında belki Türkiye hiç konuşmadığımız bir şey var. Türkiye'yi sıkıntıya düşüren, Amerika ile karşı karşıya getiren Amerikalıların yavaş yavaş kendi medyasında dile getirdiği ama bizde çok konuşulmayan bir şey. Amerika Kandil ile PYD'yi ayrıştırmak yeni bir PYD ve bölgede farklı bir PYD konsepti geliştirmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de işte artık tam Kandil Kandil'de kalsın. Sincar bölgesi ve diğer taraftan PDE işte Doğru. biz örgütlenme yapısını değiştirelim. Onlar da artık yasal bir hale dönüşsünler ve bölgede kalıcı bir hale gelsinler gibi bir mantıkla hareket ediyor. Ama bu bu da... bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Yani bu iki buçuk üç aydır e, Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan önemli makalelerde vardı bu. Belki seninle de birlikte katıldığınız bir program da olabilir tam hatırlamıyorum ben. Ben bunu en az iki üç programda dile getirdim. İlnur Çevik de benzer yani, işte, be benden çok sonra yani Hı -hı. E, bir çok kısa bir parantez açabilir, bir açabilir saat, miyim? Tabii. Şöyle beşli, beş stepten oluşan bir programı Bir tanesi e, yani Türkiye'yi ikna etmek adına. PKK ile PYD arasında önemli bir ayrım yapmak ve bu ayrım yapıldıktan sonra bunların ikinci aşamada Türkiye'ye çok farklı bir şey olduğunu empoze etmek, hı hı. üçüncü stepte sahayı olduğu gibi PKK'dan temizlemek, PKK unsurlarından, dördüncü stepte e, Roş peşmergelerini tamamen hı hı. oraya yerleştirmek hı hı. ve ondan sonra da oluşacak e, kuşakta, gerekirse NATO taahhütlerini vererek monitoring yaparak Türkiye'nin bütün sınırlarını güvence altına al al alacağını söyleyerek bunu taahhüt ederek Türkiye'yi ikna etmek gibi bu en az 2,5 3 aydır konuşuluyor evet. ve bu şey yapıldığında yani konuşulduğunda yok canım böyle bir şey yani Amerika Birleşik Devletleri bu kadarını artık cesaret edemez diye yani dudak büküldüğünü de ben hatırlıyorum ama bunun ne kadar doğru olduğunu yani şu andaki ABD projeksiyonları çerçevesinde görüyoruz zaten bunu. Amerika buna kapıyı kapıyor. Ankara buna B tamamen kapıyı kapıyor. Bence Amerika, Amerika Türkiye bu konuda tamamen kapılar kapatmış durumda. Çünkü şunun farkında. Bakın Türkiye, Türkiye sahanın rasyonelitesinin farkında. Yani sahada olup biteni çıplak gözle görüyor. Amerika ise cehenneme dönmüş bir Suriye'nin e, belli kurtarılmış alanlarının oluşmasını istiyor. Yani şimdi tutup Esad yönetimiyle bir, bir konsersiyona gidemeyecek ya da bir anlaşmaya gidemeyeceğinin farkında. Çünkü artık Rusya var sahada. Ama e, bir taraftan da sahaya da girmek istiyor. Sahaya girmek için de bakın şu anda yaptığı manevralar var. Biz belki bunu çok böyle hani dış haberler endeksli olduğu için bu olaylar çok <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> okumuyoruz ama işte Trump'ın durduk yere ben Büyükelçiliği Kudüs'e götüreceğim. Aslında Amerika'da çok heves Aslında bakarsanız Amerika bu konuda çok da hevesli değil. Zaten İsrail yönetimi de buna çok hevesli değil. Tel Aviv'de kalsın başımıza bela açmasını bütün ortadoğu örgütler buraya gelip başımıza bela açmasın derdindeler ama bir tansiyonu yükseltecek bir yerden yani bu işi bir yerden patlatması lazım. Bir taraftan da Yemen'de, bakın işte Suudi arabistan Yemen'de İran'a bağlı hususlara yönelik operasyon başlattı. Ee, Amerika doğrudan Trump aracılığıyla destek vereceğini açıkladı ve bu süreci hızlandırıyor. Dur, o, kısmı, Şimdi o kadar daha belli daha, belli da belli. ben hemen... bir tansiyon alanları oluşturuyor ama yasaklar meselesini biraz daha sorayım çünkü istiyorum. bir şey daha ekleyeyim. Amerika kendi gündemini bunu tartışıyor. Hatta iki hafta önce Atlantik Kolu'nda bununla ilgili ciddi bir toplantı yapıldı. Yani işte PYD nasıl normalleşme ve işte stabil bir sürece Hı. getirilebilir diye. Türkiye işte şu an PYD'nin içerisindeki yönetici kadrosu, PKK'nın içerisinde gelen 154 tane çok önemli ismin orayı yönetiyor olması ve giderek PKK'nın Sincar Dağı'nda 9 tane kamp kurup bu bölgeyi adeta sadece bir militan kampına değil Türkiye yönelik patlamalarında merkezi haline dönüştürmesi. Bakın burada bir parantez daha açalım. 291 kilometre Türkiye ile Kandil arasındaki sınır. Hı. Biz hep böyle Türkiye'de bazı siyasiler tartışırken sanki Kandil Türkiye'nin sınırındaymış gibi hayır 291 kilometre ama Sincar 80 kilometre. Evet. Ve Türkiye şunun farkında eğer Sincar bölgesi ve PYD'nin şu an kontrol altında tuttuğu bölgeler PKK'nın kontrolüne geçerse ki PKK'nın da zaten 40 yıldır istediği şeylerden biri de buydu daha farklı bir noktaya gidecek bu Türkiye için istenmedik bir tablo ve Türkiye Amerika bu konuda bariyerlerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor belki önümüzdeki günlerde şöyle bir sürprizle karşılaşabiliriz raK operasyonu Türkiye ve Rusya'nın işbirliğinde devam edebilir. Bunu bir kenara not edip belki geri döneriz. Ee, bu laptop yasa aslında görünürde sadece güvenlik yasa gibi duruyor. İşte yani telefonlar gelsin, evet. laptoplar bilmem neler gelsin yani, ama Türkiye'nin birdenbire o listeye alınması e, benim gördüğüm çok ciddi sıkıntı yarattı. Hani yani bu... daha önceki vize yasa listesinde yoktuk. Amerikan kamuoyunda ya Türkiye niye yok bu listede diye hani bir miktar şey de anti propaganda da yayıldı hocam ne dersiniz ne oluyor? Yani doğru tabii. Yani orada Türkiye mesela e, işte İstanbul, Kahire ile e, işte Riyad'la ve diğer başkentlerle birlikte aynı konsept içinde algılan konulması, yerleştirilmesi problemli bir şey. Ya yani Türkiye'yi diğer Ortadoğu başkentleriyle veya şehirleriyle birlikte anma söz konusu ve önce e, ki Siyasetten Türkiye bu dediğimiz şeyden ayrı tutulurken şimdi bu kararda Türkiye ona dahil edildi. Doğru. Bu Türkiye açısından e, çok e, olumsuz bir gelişme. Ama bundan sonra e, yani Çetin Bey'in söylediği gibi arkasına o tür yaptırımlar gelir mi diye ben o kadar e, kötü bir değilim yani açıkçası. E, Trump'ın e, yani e, yeni bir siyasi arayışı var ama bu çok belli değil yani çok net değil çok oturmuş değil yani işte Obama'nın siyaset tarzını beğenmiyor onu reddediyor Avrupa ile ilişkilerinde işte daha Türkiye ile ilişkilerinde göreve gelir gelmez Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeler bütün bunlar bunu gösteriyor bunu anlatıyor beğenmiyor ama bunun yerine ne koyacak yani Trump hakikaten Orta Doğu'da Türkiye ile ilişkilerinde Avrupa ile ilişkilerinde Obama'nın yerine neler koyacak, neler önerecek? Bence bu konuda bir netlik yok. Yani işte ilk önemli bakanlardan birisinin hemen e, istifa ettirilmesi vesaire örneklerinde de karşımıza çıktı. Dolayısıyla ABD'nin Türkiye ile kurduğu ilişkilerde de böyle bir sorun var. Böyle bir durum var. Türkiye'de burada kendisine yapılan bir yaptırıma karşı tepki verirken bence bütün bunları dikkate a, alarak hareket etmeli. Yani Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir yaptırım bize karşı geldi doğru bu olumsuz bir şey ciddi bir şey buna karşı ölümlem alınmalı ama tamamıyla yani bu her arkasında bir sürü olumsuz şeyler gelip gelecek Dolayısıyla ona göre bir tavır alalım dememesi lazım ee, bu Türkiye'nin bir, bir şey bir de. imajı açısından yani turizm açısından ticari sirkülasyon açısından, ee, kötü bir şey yani. Hani e, kamu diplomasisi açısından olumsuz bir karar aslında. Türkiye'nin hak ettiği bir karar değil. Yani İstanbul diğer mukayese edilen şehirlerden farklı bir konuma sahip olan bir şehir. Her şeyden önce daha Avrupayı bir şehir. Avrupa ile daha entegrasyonu olan bir şehir. Yani ee, çok uçan bir hava yolundan bahsediyoruz. Evet. Bizim e, yani birçok aktarmaların yapıldığı bir <laughs> merkez. koymak biraz şey Afrika'ya, Uzak Asya'ya, o Orta Asya'ya dolayısıyla İstanbul bu açılar bu açıdan da çok önemli. İşte dünyanın en büyük hava alanlarından birisi açılacak mesela. Bu konuda Almanya özellikle kendisine rakip görüyor. Buna yönelik bir girişim olarak okunabilir mi bilmiyorum ama sonuçta bu tutum Türkiye'nin hak etmediği ve doğru olmayan bir tutum. E, Türkiye bu konuda diplomatik olarak ne gerekiyorsa onu yapmalı yani. Bunu hemen e, Gülen evet, meselesine de geleceğim. Bir şey söyleyeyim yani Obama'nın pardon e, Trump'ın Suriye masasını değiştirmemiş olması halen Türkiye ve Suriye meselesi konusunu o ekibin hep bir sorun olarak Trump'ın önüne koymasından kaynaklı. Yani Biz, Obama şeyi devam ediyor. Tabii de o ekol devam ediyor ve yani. hep bir sorun olarak Trump'ın önüne gidiyor. Şimdi Ağırlıklı o sorunun askeri dos, bir gruptan e, Tabii tabii o dosyanın yani, tabii içerisinde işte neler var dan ziyade işte evet. bir sorun Trump'ın önüne gidiyor ve şimdi bu sorun onların önüne gittiği zaman işte Türkiye'ye yönelik yaptırımlar, siyasi neler yapılabilir buna benzer şeyler. Yoksa evet. kastım işte bunlar da gelecek değil. Evet. Ama o ekipler değişmediği sürece buna benzer sıkıntılarla karşılaşmak Çok mümkün. Olay da değişmeyebilir. Börüs dostlar ben bu hani ideolojik perspektiften bir şey midir yani laptopla... Küçücük bir yaptırım gibi gözükebilir, hiçbir şey ifade etmeyebilir ama Türkiye'nin büyük hava yolu şirketleri bir listeye konuyor. Sadece Amerika'ya değil, mesela İngiltere'ye giden uçaklarda da artık bu listede yer alıyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bakınız ABD, İngiltere ve İsrail zaten stratejik ittifak sahip ülkelerdir. Yani ABD'nin yeryüzünde iki adet stratejik müttefiki vardır. Bunlardan biri İngiltere'dir, biri de İsrail'dir. O bağlamda ABD'nin kararının daha mürekkebi kurumadan İngiltere'nin amiyane tabiyle topa girmesi ve evet. aynı yasağı uygulaması hiç tesadüfi değil. Ya. Bir. İkincisi az evvel değerli meslektaşım Çetener de dikkat çekti. Trump'ın kabinesi çok büyük ölçüde ya askerlerden oluşuyor ya, iş adam. ya da çok büyük dev ölçekli finans ve enerji şirketlerinin tepe yöneticilerinden seçilmiş yöneticiler yani CEO dediklerimiz yöneticilerden oluşuyor. Bu bir tür asla savaş kabinesidir de. Bunu birkaç noktadan teyit edebiliriz. Bir, Üslup olarak ittifaklar arası ilişkileri sevmiyor Trump. İkili ilişkileri seviyor. Siz bunu iş adamının kimliğiyle mi açıklarsınız, pragmatizmiyle ne? neyse ne ama yüzle teması ve birebir teması seviyor. İttifakları pek sevmiyor. Tamam. Yani Avrupa Birliği'ni aşağılaması, NATO için köhnemiş bir örgüt demesi onun biraz üslubunu ve tercihini yansıtıyor. Yani takım oyunu oynamayı, grup evet. işini sevmiyor. Doğru. Dahası hani kabinesinin yanında şu da çok önemli. Çok hızlı başladı işe. Avustralya Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı. 7 Müslüman ülkeye sonra o 6'ya indi. Irak'ı çıkardılar çünkü. Anında bir giriş evet. yasağı koydu. ABD'li hukuk adamlarından Dön. döndü. E Meksika sınırı bir başka komik işti. 3600 kilometreyi ben dedi duvarla kaplayacağım. Hani yarısını eğer siz bunun doğal sınır kabul ederseniz kabaca 2000 kilometreye duvar öreceğim ve ben bunun parasını da Meksikalılardan çıkaracağım dedi. Yani çok saldırgan, çok agresif, çok atak başladı işe ama e dün ajanslara düşen FBI gerilimi hani ABD müesses nizamının diyelim belirli bir kanadının da onu biraz dizginlemek istediğinin göstergesi. Hı. Şu da çok önemli elbette. Hani savaş kabinesi diyoruz ya ABD'nin ulusal savunma bütçesi yani ordu bütçesi neredeyse Türkiye'nin iktisadi büyüklüğünün tamamı kadardır. 700 küsür milyar dolardır. Ve Trump'ın ilk imza attığı kararlardan bir tanesi şu oldu. Dedi ki bu savunma bütçesi yetersiz. 700 küsür ya. milyar dolar ki kendisini takip eden 13-14 ülkenin toplam bütçesine Tabii. Türkiye'yi karıştırmadan şöyle söyleyebilir miyiz? Rusya ile Çin'i toplayıp 3 ile çarpıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi Hı -hı. Olur. Ve dedi ki 54 milyar dolar dedi ben buna bir ek ödenek çıkaracağım başka alanlardan keseceğim kısıntı yapacağım. Bu dev ölçekli savunma bütçesine 54 milyar dolar daha getireceğim. Şimdi bu ABD'nin acaba savaş politikalarına gerisin geri dönmesiyle mi alakalı? Yoksa devlet kapasitesi son yıllarda azalmakta olan ve özellikle Çin tarafından fazlasıyla sıkıştırılmakta olan Trump'ın bir agresif kararı mı? Az evvel Çetinler de dikkat çekti. Suriye meselesinde çünkü Rusya açık ara inisiyatif sahibi olmuş durumda. Arkasında Peki çiva. savaş yani aksiyona inerse Amerika nerede inecek? Orta Doğu'da mı Asya'da mı görüyoruz? Bakınız 2000'li yılların başına gittiğimizde ABD'nin meşhur dilinden düşmeyen bir iki buçuk savaş teorisi vardı. Hı hı. O da şuydu. Afganistan artı Irak'ta konvasyonel güçleriyle yani klasik ordularıyla varlığını gösterecek. Buçuk da şu demekti. 2003, 2004, 2005'te. Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'da renkli, turuncu, lale, karafil, soros devrimleriyle varlığını gösterecek. Yani gayri nizami harp, Doğru. psikolojik savaş, toplum mühendisliği, algı üretimi devreye girecek. Artık ABD'nin aynı anda iki buçuk savaş, yani iki işgal, bir de algı üretimi üzerinden savaş yapacak bir devlet kapasitesi yok. Bunun ABD'den kaynaklanan sebepleri var, bunun diğer kuvvetlerin evet. öne çıkmasından kaynaklanan Kaynaklı. sebepleri var. Suriye bunun somut örneği. Bakınız 2011 Mart ayında Suriye karıştı. ABD'nin çok kısa sürede işi kotaracağı üzerine Türkiye'de çok senaryo yazıldı. Önceki başbakan Ahmet Davutoğlu zaten yazmış olduğu meşhur kitabında biz ABD öncülüğündeki küresel düzene alt bölgesel sistemler kurarak katkı vereceğiz diyordu. Yani bu bir taşeronluk ilişkisidir. Ama ABD'nin her zaman ve daima ve de muhakkak kazanacağı yöndeki öngörü çöktü. ABD başarılı olamadı. Ha Suriye çok hırpalandı. 8 milyon insan kendi vatanı içinde yer değiştirdi. 4 milyonu bizim ülkemizde olmak üzere 6 milyon Suriyeli ülkesi dışına çıktı. Ülkenin alt yapısı yerle bir oldu ki iyi kötü 22 milyon nüfusuyla kendi kendine yeten bir ekonomiydi Suriye. 500 bin insan hayatını kaybetti. Ancak e, gelinen noktada görüyoruz ki Rusya'nın da sahada önemli bir kuvvet olan bölgesel aktör olarak İran'ın da ve de Lübnan, Hizbullah'ın da kolay kolay Suriye'yi terk etmeyeceği anlaşıldı. ABD'nin yanında Türkiye artı Suudi Arabistan artı Katar bu işi beceremediler. Rusya ta soğuk savaş döneminden bu yana ciddi nüfus sahibi olduğu, ciddi şekilde örgütlü olduğu ordusunda, bürokrasisinde, akademisinde, siyasetinde, bazı üzerinde ve elbette Tartus Limanı'nda örgütlü olduğu Suriye'de nüfuzunun yanına nüfus kattı. Tartus Limanı'nın yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci üstlerini ekledi. Ve de bütün dünyaya şu temel denklemin geçerli olduğunu gösterdi. Avrasya'da kuvvetli olmak için Orta Doğu'da, Orta Doğu'da dik durmak için Avrasya'da kuvvetli olmak durumundasın. Evet. Putin bunu ayırdığında, çünkü bakınız yakın çevresinden başlayarak bir güvenlik ağı ördü. Kendi siyasal iktidarını, kendi kişisel karizmasını en fazla nereye, hangi meseleye borçluydu Putin 2000 yılında ülkenin yönetimine geldiğinde tek başına Çeçen meselesine. O işi çözdü. Devamında Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'daki gidişatı değiştirdi. değiştirdi 2008'de evet. Gürcistan'la savaştı Karadeniz'de. Evet. 2014'te Ukrayna meselesinde Kırım'ı kendisine hayal. kattı. Ve 2015'te de ta başından beri her türlü desteği verdiği Suriye'ye hava kuvvetleri ile de destek vermeye başladı. Yani Putin demek ki kendi yakın çevresinden, Karadeniz'den, Ukrayna'dan, Kırım'dan, Hazar Havzası'ndan, Kafkasya'dan başlayarak giderek interlandını... Giderek yaşam sahasını Avrasya'nın ötesine Orta Doğu'ya kadar taşımaya başladı. Bu noktada Amerika buradan çekiliyor mu yoksa savaşıyor mu? ABD gibi bir küresel gücün, bir süper gücün adını koyalım bir emperyalist gücün efendi efendi sahaya terk etmesi, centilmence ben mağlup oldum sonraki maçta görüşürüz diye stadyumdan ayrılması beklenmemelidir. Aşağı giderken de muhakkak adeta bir avizeci dükkanına giren fil gibi etrafı yakıp yıkacaktır muhakkak başkalarına zarar vermek isteyecektir. İki, mutlaka gerisin geri dönmenin hesabını yapacaktır. Bu A şıkkı doğrudan olur, B şıkkı devlet dışı aktörler dediğimiz terör örgütleri üzerinden olur. Ama muhakkak geri dönmenin Rusya'ya zarar verirken kendisinde yeniden inisiyatif sahibi olmanın arayışı içinde olacaktır ABD. Çetinlerin bahsettiği e, sincerde. Evet, Burada şu da var yani e, Rusya'yı konuşurken İsrail meselesine dikkat etmek gerekiyor ya dediniz ya İsrail ABD'nin önemli bir müttefik. İki stratejik yoltandan biridir İsrail', İsrail ve İngiltere. orada İsrail orada Rusya'nın İran'la beraber genişlemesine de e, iyi bakmıyor Dolayısıyla ABD'nin İsrail'in bu tehdit algısı nedeniyle kolay kolay bölgeyi Rusya'ya teslim etmesi düşünmekte. İşte de... kastettiğim oydu zaten. Değil mi? Yani efendi efendi sana ama çekilmezler. Muhakkak ama, geri dönmenin yani yollarını arar. Ama Yani orada e, aslında hem ABD emperyalist hem de Rusya emperyalist. Yani sonuçta Rusya'da geliyor ve Suriye'yi ve bölgeyi kendi emperyalist amaçları çerçevesinde dizayn etmek istiyor. Çeçenler işte diyelim de katılanların bir önemli bir kısmı Kafkasya'dan gelen insanlar. Ve işi de karşı mücadele etmedi. A, ya, ABD ile yani yani. uzlaşmaların en büyük nedenlerinden birisi de budur yani. İkimizin ortak Abi. düşmanıdır. Çünkü ikimize de zarar veriyor Abi. diyorlar. Bu konuda anlaşılıyor. ihtiyaçlar değişince ittifaklar da değişir ve evet. emperyal merkezler arasında çelişki esastır. Evet. evet. Tamam ben bir hocama... Burada, Burada tabii şu şu da affedersiniz bir hocam. Bir önemli bir şey yani bu İslam toplumları, İslam dünyası iki büyük devin ayakları altında çiğnenirken yeni bir düzene kavuşabilecek mi? terörizmle mi devam edecek? Eski diktatörlerin düzenleriyle bu emperyalist güçler mi beraber olacak yoksa gerçekten Hocam Orta sadece Doğu'da, İslam dünyası değil Avrupa'nın da kafasına vuruyorlar. Yani şimdi Avrupa'nın da hayır biz değişiyor. kendi bölgemiz açısından düşünüyorum. Ya Avrupa kendi içinde bir çözüm üretmiş. Bugün bu çözümde büyük krizler var. Onları yeniden geliştirebilir, ıssah edebilir, tadilata uğratabilir, uğratabilir vesaire ama Orta Doğu artık diktatörlüklerle ve isyanlarla mı devam edecek? Yani bu, bu nedenle Türkiye'nin konumu burada önemli. Yani Arabistan'la ilişkisi, İran'la ilişkisi, Mısır'la ilişkisi önemli. Emperyal güçler ne kadar olurlarsa olsunlar. Sonuçta bölgedeki siyasi yapılar bu isyan ve terörist hareketlerle başa çıkmak için yeni bir siyasi tutum geliştirmeleri gerekiyor. Sadece Rusya ile ve ABD üzerinde okumak bence eksik bir okumadır yani veya sizi tamamlayayım. Kaldığı yerden ben Türkiye Barış'ın ama Türkiye perspektifinden devam edelim efendim yani eğer mümkünse. Tabii hayır, hayır Türkiye'ye de gireceğim de şimdi şöyle bir yani önemli olduğunu düşündüğüm bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Barış'ın bıraktığı yerden ver, izin verirseniz devam tabii, edeyim. Yani bunun içerisindeki evet, de olacak tabii yani ee, şimdi e, Rusya e, Doğu Avrupa'da e, tekrar bir nüfus mücadelesi içerisine girdi. Suriye meselesinde önemli bir alanı kontrol ediyor ve burada yani kazanan var mı? Yani şu anda bu devam edecek. Belki bir 25 sene devam edecek. Ama an itibarıyla kimler buradan daha bir kazançlı? kimler daha bir ön planda gözüküyor derse herhalde tartışması herkesin cevabı Rusya'dır. Yani kural koyucu oldu. Oyun kurucu oldu orada. Ebür taraftan Rusya'nın bir takım yani bagajında yükler de var. Yani Suriye'de muhaliflere çok sert davrandığı, işte Amerikan seçimlerine hala ne kadar müdahale edip etmediği tartışılıyor. tartışılıyor Barışta, değil mi? Yani Ukrayna ve şey var, e, meselesi var. Kırım'ın işgali var. Bütün bu defoları bütün bu defolarına rağmen böyle de bir şey var bir Putin sevgisi de var. Şimdi Batı'da bununla ilgili de makaleler yazılıyor. Merkel'in sadece 2016 yılı içerisinde 4 defa Rusya'ya ziyaret edildiğini, Netanyahu'nun altı defa gittiğini düşünürsek Rusya'nın oyun içerisinde nasıl bir oyun kurucu ve liderlik rolü üstlendiğini buradan söylemek mümkün. Şimdi efendim burada NATO'nun yani e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra genişleme politikası çerçevesinde ki bir parantez açıyorum. Yani böyle akademik anlamda meraklı izleyiciler de varsa George Kennan ve e, John Mearsheimer'ın yani kendi bunlar ayrı bir okuldurlar. Bu NATO'nun genişleme politikasının çok lüzumsuz olduğunu, Rusya'yı rahatsız etmenin anlamsız olduğuna dair yazılar yazıldı. Rusya da bunu püskürtemeyince ne yaptı? Biraz önce Barış söyledi ki 2008'de Gürcistan müdahalesinde bulundu, 2014'te de Ukrayna müdahalesinde bulundu. Yani ben bu tufaya gelmem dedim. Şimdi burada önemli olan Rusya'nın bu ileri hamle karşısında Almanya'da mesela Merkel'le çok güzel diyalog kurmasına rağmen nasıl diyalog kuruyor? Putin Doğu Almanya'da yaptığı, bulunduğu için çok güzel Almanca biliyor. Merkel de Doğu, Alman Alman Doğu Almanya kökenli olduğu için çok güzel Rusça biliyor. Merkel Putin'le Rusça konuşurken Putin de jest yapıp ona Almanca cevaplar veriyor. Böyle bir diyaloğa rağmen Trump'ın gelişiyle beraber ikisini beraber almazsak analiz eksik kalır gibi geliyor bana. Zira Rusya'nın bu ilerleyişinin aslında uluslararası ilişkilerde son zamanlarda tabir edilen bir kavramı kullanmak istiyorum burada. Finlandization of the West diyorlar. Batının Finlandiyalaştırması. Ne demek, fin demek Finlandiyalaştırma? Evet. Şu demek efendim. Herhangi bir gücün, herhangi bir ülkenin bir süper güç karşısında boynunu eğerek nötr hale getirmek. Onu sessizleştirmek. Nötr hale getirmek. Şimdi Trump'ın bu politikasına, şey Putin'in bu politikasına Trump da aslında bir anda yeşil ışık yakıyor. Evet. Merkel'e elini uzatmaması ondan. Çünkü Avrupa'nın askeri gücü yok. Merkel de ortada kaldığı için kıvranıyor. Ortada kaldı. Almanya ortada kaldı. Nereye gideceğini bilemiyor. Şimdi bu itibarla bu arada batıdaki bu çatırdamalar başladı ya. Mesela Hollanda'dan bahsettik programın başında da. 2005'te Hollanda bir Avrupa Birliği dediğimiz supranasyonel bir örgütün üyesi. 2005'te bir referandum yaptılar. Egemenlikin bazı haklarımızı da bu süpranasyon örgüte devredelim mi diye. Hayır, hayır dedi. Hayır. hayır dedi. Yani Avrupa, İngiltere çıktı işte hep bahsediyoruz. Hı. Dolayısıyla bu çatırdamalar var. Putin de İslam ve mülteci gibi bunları pompalayarak, pompalıyor adeta Avrupa'ya bir korkuyla beraber korkutarak Avrupa içerisindeki çatırdamayı körüklüyor. Dolayısıyla bu yani bu trend eğer böyle devam ederse aynen Barış'ın söylediği gibi bloksal ittifaklar değil Almanya ile Rusya Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile Hollanda ile bilmem ne, Fransa ile Rusya hocam. böyle bir ilişkiler doğru doğru, doğru gidişi var. Ee, burada da e, yani Putin ile beraber eee başlayarak Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğru yükselen bir Rus hareketiyle Avrupa ülkelerinin belli bir alanda kontrol edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri son ülkelerinde onunla ikili diyaloglarını sürdürmesi gibi bir perspektif şu anda mevcut koordinatlar çerçevesinde daha makul gözüküyor. Biz bunlardan hangisine yakındırıyoruz? Şimdi o efendim, söylediğiniz ikili evet, kombinasyonlar şimdi burada burada çok önemli. Hep söylediğim bir şey var. Soğuk Savaş yıllarında her şey çok kolaydı. Kendi yani bulunduğumuz yere göre tarif ediyorduk. Her hafta değil, her ay değil, her gün yeniden bir denklem kuruluyor. Türkiye'nin burada yani şu andaki Suriye'de biraz önce Çetin'in söylediği bir geldiği nokta Türkiye'nin için bir çıkmaz noktasıdır. Çıkmaz noktasıdır. Onun içindir ki son zamanlarda Esed, Esed, Esed derken tekrar Esad Hazretlerine doğru da gidiyoruz. Şimdi burada Türkiye'nin yapacağı şey bu müzakere süreçlerini çok iyi götürmesi lazım. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya. Eğer hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Rusya'nın itibar etmediği bir ülke, dışladığı bir ülke konumuna gelirsek o zaman işte çok daha kötü. Çok daha kötü ama şu anda yani bu müzakere sürecinin devam edeceğini ben temenni etmek istiyorum. Şimdi Türkiye ile ilgili sorduğunuzda şudur. Yani bu uçaktaki şeylerle ilgili görevden alındı Michael Flynn ama şeydi yani sağ koluydu Trump'ın. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha henüz göreve başlamadan önce yapmış olduğu yarı resmi görüşmelerde devlet görevlerinin yanında bulundurmaması şeyi iddiasıyla şey yapıldı, çekildi. Hocamın söylediği adalet bakanıdır görevde alan evet. James evet. Mattis'tir o da. E, fakat Michael Flynn'le yapılan bir röportajda ipuçlarını veriyor ki Trump'ın hani şeydi bir Osman Ünsal vardı. Çiller beynimin yarısı derdi 90'lı yıllarda. Yani Trump'ın beyninin yarısı Michael Flynn. yani. yarısı da Steve Bannon herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bir mülakatta diyor ki bu Türkiye çok hassas FETÖ konusunda. Siz ne düşünüyorsunuz diyorlar Michael Flynn'e. E, bu terör örgütünü biz inceledik. E, gerçekten bir terör örgütü ve e, Müslüman kardeşlerle arasında hiçbir fark görmüyorum da Michael Flynn. Aman efendim ne diyorsunuz? Türkiye Müslüman kardeşlere çok destek vermişti Sisi gelmeden önce. İşte bu söylediklerimi de duysunlar, onlar da ders alsınlar diye söylüyorum dedim Michael Flynn. Bunu çok önemsiyorum ben. Bu aslında Trump'ın, biz telefon geldiğinde falan seviniyoruz ama Trump ve ekibinin, Türkiye'ye nasıl baktığına Baktın dair de bir ipuçları veriyor. Yani biz de ona göre bir politika üretmemiz lazım. O zaman bugün mesela Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdan yaptığı fetöyle müzakeresi, telefon görüşmesi, evet. Peydirde yapılması bekleniyordu. Bir şey içeriyor mu kendi içinde? Yani o direkt temas olması evet, yani önemli şey ama yad etme konusunda bir işaret. Yani bir şey var ki şu an kalkıp Adalet Bakanlığı. Bu konuda bir devreye giriyor. Bir e, ilişki söz konusu bence yani bilmiyorum arka planı çok fazla ama Türkiye durup dururken böyle bir hamlede bulunması bence e, ilişkilerin daha önceki dönemden farklı bir duruma doğru gittiğini de gösteriyor. Yani Amerika'nın Türkiye'nin bir takım taleplerine kulağını en azından eski oranla açtığını tamamıyla reddedici, tamamıyla... Yoksayıcı bir tutumdan uzaklaştığı, Türkiye'yi dinleme konusunda, Türkiye'yi önemseme konusunda bir tavıra doğru yöneldiğini de aslında işareti bu bir yönüyle. Türkiye öteden beri zaten bu konuda işte dosyalar gönderdi, gönderdi. orada ilişkiler kurdu, girişimlerde bulundu, belgeler sundu ama en sonunda Adalet Bakanlığı'nın böyle bir e, girişimi e, tabii 16 Nisan'da yaklaşıyor. Bununla beraber de algılamak gerekiyor. Hocam biz o davamızda e, biz de da, hukuki ya, bakmıyorlar. Ya, Hayır şimdi bir hocamız tarif... çok doğru bir şey söyledi. Biz Türkiye yani bir hain bir darbe girişimine baş başa kaldı. Türkiye hukuki olarak haklı. Ama hep Siyasi... hukuk 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 diyorlar ya. Evet. Hiç bizim hukuki bakmıyor. Tamamen siyaset orada hakim ya. olacak. Evet. Almanya'nın yaptığı gibi işte. Evet. Ee, söylediğinizden ben Trump yönetiminin bir şey yaparsanız biz de bunu yaparız dediğini anlıyorum. Yani Türk hayır hayır ben şunu söylemek istiyorum. Var. İpe un serecekler. Yani ipe un serecekler. Yani aynı Almanya'nın FETÖ konusunda olduğu gibi şey yapmayacaklar. Yani orada her ne kadar karşı olduklarını ifade etseler de çok acil kaydıyla bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum ben. Aslında biraz da şuradan bakmak lazım. Artık FETÖ Almanya içinde, Avrupa Birliği ülkeleri içinde, Amerika içinde eskiden olduğu gibi halen en kullanışlı istihbarat malzemesi. Tabii tabii. Yani bu kadar kolay harcamaz, harcanmaz da zaten. Evet evet. Aynen Başka tane. boyutu da şimdi e, olayın Amerika'nın dünya siyaseti üzerinden bakmak lazım. Şu an Amerika'da dünyanın farklı ülkelerinde işte Rabia Kadir gibi kendi ülkelerinde muhalif olan, aranan, işte terör örgütü konsepti olan 76 tane isim var. Şimdi siz bir kişiyi Türkiye'ye teslim ettiğiniz anda o diğer 75 kişi... E, teşkil eder, bir, Bakar yani ne oluyoruz der. daha de Amerika'da güvenmez. Şimdi dolayısıyla e, mesela Fransa örneğine bakalım. Fransa olsa Fransa bunu işte geçmişte e, birçok örneğini gördük. Suikastlerle o ülkelerin istihbarat örgütlerinin gelip suikast yapmasına falan yol açar. Eee o kapatır. Kapatır. Ee, Avusturya bunun bir örneğidir. Ama Amerika şimdi işte Çin'de, Uygur'da ayrı bir şey, Kanada'da ayrı bir şey, Brezilya'da ayrı bir şey. Yani kendi ülkesinde aranan, işte muhalif olan 76 tane ismi barındıran bir ülke. Bir hızlıca reklama gidip dönelim sonra Elbette. ABD'deki gülen meselesini biraz daha detaylı konuşalım hızlıca devam ediyoruz. Bıraktığımız noktada Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Bekir Bozdağ'ın bugün yaptığı telefon konuşması ve geçici tutuklama talebi bu hakuken gerçekten istenen bir şey mi yoksa referandum'a yönelik Amerika'dan bir rest beklentisi mi? Ergün hocam bir şey yorumunuz var. Mı? Meselesi. Yani bu konuda tabii çok sınırlı bilgilerimiz var. Elbette Türkiye'nin e, politik konjöktürü önemli. Siyasetçilerin tamamıyla bundan e, uzaklaşarak, bundan ayrıksız davranarak hareket etmeleri düşünmek zor. Ama e, FETÖ meselesi Türkiye'nin artık bir siyasi parti meselesi değil, bir konjöktür meselesi değil. Hakikaten bu toplumda e, büyük bir tehdit oluşturmuş bir yapı bir darbe girişiminde bulunmuş, işgal girişiminde bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti devletini içeriden ciddi anlamda bürokrasisini e, hallaç pamuğu gibi sarsmış, atmış bir yapı. Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyetinin bakanı olan, adalet bakanı olan bir kişinin de bununla ilgilenmesi, uluslararası düzeyde gerekli olan girişimlerde bulunması en birincil görevleri arasında. E, Türkiye çeşitli adımlar atıyor yani başlangıçta daha çok dosyalar belgeler e, gerekçelerinin meşruiyet temellerini ortaya koyuyordu ama sadece onlarla yetinmiyor bence Türkiye e, diplomasisiyle hükümetiyle e, bir takım kanallarıyla e, bu işin üzerinde gidiyor ve daha ileri adımlar atmak için önemli çabalar içinde <laughs> bulunuyor ben Sayın Bakan'ın e, bu açıklamalarını da bu çerçevede görüyorum yani Türkiye bu meseleyle çok yakından ilgili bunu yakından devlet olarak takip ediyor. Ve bu konuda sürekli hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerine gidiyor. Çünkü sadece 15 Temmuz'la da ilgili bir şey değil. İşte biraz önce Avrupa Birliği'ni konuştuk, Avrupa'yı konuştuk. Hollanda'nın bize tav aldığı tavrı konuştuk. Bunların arkasında da önemli bir güç olarak yine FETÖ ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten Türkiye fetö yapısıyla Avrupa'da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok yerde karşılaştığı bir terör örgütü Türkiye'nin aleyinde propaganda yapıyorlar, Türkiye'nin aleyinde bir takım dobi çalışmaları yapıyorlar ve e, dolayısıyla Türkiye kesinlikle bu yapının çekirdeğini tasfiye etmedikçe, bu yapıyı ciddi anlamda tasfiye etmedikçe bu lobiler ve bu Türkiye'nin aleyhindeki çalışmalar da devam edecek. Sayın Bakan'ın bu girişimlerini ben bu şekilde okuyorum yani. Ee, Barış olsa ikli ama ben bir şey de soracağım. Ee, Alman Dış İstihbarat Başkanı'nın e, biz darbenin arkasında Gülen olduğunu net göremedik şeklindeki ifadesi böyle bir zamanlamayla Türkiye'nin gündemine böyle bırakılması ve senin yorumun Elbette şimdi Türkiye ile karşılık olarak bu atışma, bu dalaşma, bu polemik sürecinde Alman İstihbarat da bu işe girmesi doğaldır. Hele Türkiye'yi birkaç yıl evvel dinledik, dinlediklerini, bunda açıkladıklarını anımsar isek eğer. Bu doğaldır, kaçılmaz bir şeydir. İki, ABD gibi, Rusya gibi, Almanya gibi küresel ölçekte iddiası olan devletlerin, emperyalist birikimi belleği olan devletlerin acaba ellerinde, takım çantalarında uzun yıllardır yatırım yaptıkları bir örgütten, bir aparattan bugünden yarına, akşamdan sabaha vazgeçmeleri beklenebilir mi? Onların takım çantasında pek çok ve pek çeşitli devlet dışı aktörler vardır. Terör örgütleri başta olmak üzere. Şimdi FETÖ bu terör örgütlerinden bir tanesidir. PKKP'ye de bu terör örgütlerinden bir tanesidir. IŞİD bu terör örgütlerinden bir tanesidir. Geçmişte anımsayalım Sovyetler Birliği dağılmazdan evvel Afganistan'daki mücadelede Sovyetler Taliban. Birliği Afganistan'da işgalci iken Komünizm adına Sovyetler Birliği adına Alek'te Taliban örgütlenmemiş miydi? Peki. Onun parası Suudi Arabistan'dan, lojistik Pakistan'dan gelmemiş miydi? Gelmişti. Peki Gülen hala veya FETÖ hala Batı için kullanışlı bir aparatmış. Kullanışlı bir aktördür. Çünkü 30-35 yıllık bir arka planı vardır. Halen bütün kadroları açığa çıkmamıştır. Halen bütün kadroları deşifre olmamıştır ve sadece Türkiye bazlı düşünmemek gerekir bunu. Balkanlarda, Kafkasya'da FETÖ unsurlarının varlığı dikkate alındığında oralarda gerektiğinde devreye sokulabilecek bir aparattır takım çantasında bulunan. Gerektiğinde Azerbaycan'dan Arnavutluğa kadar FETÖ ABD'nin takım çantasında, Almanya'nın takım çantasında kullanılabilir bir araçtır. Kullanılabilir bir terör örgütüdür, kullanılabilir bir devlet dışı aktördür. O bağlamda Türkiye'nin haklı, doğru ve meşru bütün taleplerine rağmen hukuksal olarak ortaya koymuş olduğu bütün delillere, belgelere rağmen ve siyasal olarak tüm argümanlarına rağmen ABD'nin, Almanya'nın önümüzdeki süreçte FETÖ'den de, önümüzdeki süreçte PKK, PYD'den de vazgeçmeyeceğini bilerek, bunu kabul ederek bizim stratejilerimizi geliştirmemiz gerekir. Yani bu resimden çıkmayacağını tahmin ediyoruz. Elbette. Bakınız bugün ABD'nin açıkladığı, İngiltere'nin aldığı karar bile aslında Türkiye'ye verilen mesajdır. Yani ne mesajdır? İstanbul gibi gözbebeğimiz olan bir şehir ve evet. ulusal hava yolumuz gibi sadece iktisadi işletme olarak değil, Türk kamu diplomasisinin Doğru. çok evet. temel unsuru olan bir şirkete yönelik bir ambargo söz konusu. Hem İstanbul hem milli havayolu şirketi. <laughs> Dahası bu sadece doğrudan İstanbul'dan ABD'ye uçuşları etkilemeyecektir. Bunun yanında aktarmalı uçuşları da etkileyecektir. Türkiye'nin turizm gelirlerinden olan beklentisi dikkate alındığında Rusya ile krize kadar 4 milyon turist geliyordu. 5,5 milyon Alman turist geliyordu yakın zamana kadar. 17 milyon nüfuslu Hollanda'nın Türkiye'ye yolladığı turist yılda 1.1 milyondur. Türkiye'nin bu turizm gelirlerinden beklentisi ve bir bağlantı noktası, bir aktarma noktası olarak İstanbul'un konumu dikkate alındığında bu karar ABD artı İngiltere'nin kararı bizi inşallah yanılırız. Umarım haksız çıkarız ama sandığımızdan çok daha fazla hem ekonomik olarak hırpalayabilir hem de kamu diplomasi anlamında önemli bir aracı, önemli bir konu, önemli bir milli markayı zayıf düşürebilir. Yani psikolojik etkisi var. Epitop'u bir tablet, tableti bavula koyma yasağı diyoruz ama e, o listeye girmek kendi başına... Öte bir taraftan şey... baktığımızda piyasaya girmesi muhtemel ABD şirketlerinin kollanması anlamına gelir bu karar. Hmm, evet. bunu böyle düşünmemiştim. Bu önemli. E, Çetin Fetö meselesi Avrupa Birliği'nde <laughs> sence e, artık gerilim noktası olarak e, ortada mıdır? Yani net bir şekilde... Avrupa tercihini FETÖ'den, PKK'dan yana yaptı. Onun için Türkiye böyle davranıyor diyebilecek durumda mıyız? Şimdi tabii e, değerli Barış Hoca'nın ifade ettiği yerden bir şey yapmak istiyorum. Tabii. Şimdi Türkiye'de genel itibarıyla işte FETÖ'nün ya da Fethullah Gülen'in Türkiye teslim edilip edilmemesi mevzusu konuşulduğu zaman hep bir Öcalan benzeşmesi yapılır. İşte, Kenya'dan alınıp Türkiye'ye getirildi. Şimdi Öcalan Yunanistan'a gitti, oradan Rusya'ya gitti, İtalya'ya gitti. Ardından bir daha Yunanistan sonra Kenya. Evet. Yani hiç Amerikan topraklarına girmedi. Dolayısıyla Amerika'nın uzaktan düşünce kuruluşları üzerinden veya bazı isimler üzerinden irtibat kurduğu, doğrudan diplomasiye girdiği süreç sadece bu YPG ile başlayan süreçtir. Ama onun öncesinde hep istihbaratıyla ya da dolaylı yollardan iletişim kurmayı tercih etti. Dolayısıyla onun Türkiye'ye getirilmesi sürecinde işte idam edilip edilmemesi mevzusunun tartışıldığı dönemlerde dahil olmak üzere Amerika'nın sadece uzaktan istihbaratının hareket ettiğini biliyoruz. Gülen mevzusu ise daha farklı. Yıllardır zaten Amerika'da ve şu an gerek Almanya için, gerek Amerika için, gerek Avrupa Birliği ülkeleri için artık çok kullanışlı bir istihbarat malzemesi. Yani işte demin Barış Bey'in de ifade ettiği gibi siz Balkanlarda Bakın eksik koyduğumuz bir yer var işte Afrika kıtasında. Evet, tabii. E, Orta Doğu'da, <laughs> e, Türkiye cumhuriyetlerde, Kafkaslarda Kafkasya'da. istediğiniz gibi yani artık istihbarat dediğimiz şey dünyada işte o özgür kimdir, Çetiner Çetin Erçetin kimdir? Bununla kimse uğraşmıyor. Bu artık Google'a girdiğiniz zaman çok kolaylıkla ulaşacağınız bir bilgidir. Ama işte bir yerde bir okul varsa, bir yerde bir dernek varsa Mesela bakın FETÖ'nün yapılanmasında Almanya'da işte diyalog grupları var. Bir bakıyorsunuz ticaret grupları var. Şimdi örneğin Kuzey Afrika'da işte keçi boyunuzu dediğimiz bölgede bir ticari hamle yapılacak. Burayla ilgili bir Müslüman perspektifi işte ne gider, ne yapılır. Örneğin Orta Doğu'da, Irak'ta siz bunu ihale edersiniz onlara. Bana bir Orta Doğu perspektifi çıkar. Onların da gözünden bakarsınız. Veya işte Türkiye Cumhuriyeti'yle ilgili. Dolayısıyla bu dakikadan sonra çok kullanışlı bir aparat, çok kullanışlı bir istihbarat malzemesi. Sizce Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç bu kadar kullanışlı bir istihbarat malzemesini çok kolay e, feda eder mi? İşin bir başka boyutu zaten genel tablo içerisinde... Yani Türkiye'yi resmin dışına çıkartır, Türkiye ile uğraşmayacaksınız der ama o bütün diğer coğrafyalarda kullanır. Diyor. Tabii ki. Türkiye'ye belki zaten Türkiye'de kullanmadılar mı? Yani yıllarca ülkenin istihbaratın içerisinde oldular, polisin içerisinde oldular, askeriyesinin içerisinde oldular. Bakın şimdi en basit pratiğinden başlayalım. Hatay'dan Hakkari'ye sınırına kadar olan bütün askeri birliklerin komutanları tutuklandı. Bir tanesi bile dışarıda değil. Hepsi tutuklandı. Yani şimdi sizin Suriye politikanız, Irak politikanız, PKK politikanız Tabii la, la, bu. Biz o anda. de bu biz de PKK kadar... ile mücadele ettiğimizi zannediyorduk. yani o son kritik süreçte son bir yani. yılda niye onların hepsi oraya tayin edildi? O da ayrıca bir Ankara'nın e, tartıştığı O da hepsini tartışır. Bu sadece Türkiye'nin son 10-15 ile ilgili bir sorun değil ki Türkiye'nin son 40-50 yılını tartışmamız gerekir bununla ilgili. Yani bakın bu ülkede siyasi partileri işte sadece getirip son 15 yılda bu yapı böyle oldu şöyle oldu dersek bu çok büyük bir yanlış olur. Anavatan Partisi de bunun önünü açtı, DHP de bunun önünü açtı herkes açtı yani şimdi bir de olaya buradan bakmak lazım dolayısıyla e, biz Türkiye'de bakın belki e, izleyenlerimiz de şaşıracaktır ama şimdi Amerika'da e, bir senatörle sohbet etmiştim Irak'a gelen bir senatör dedi ki ya Türkiye'de siyasi partiler değişiyor İşte Anavatan Partisi geldi, DHP gitti, MHP geldi, DSP gitti, işte AK Parti geldi şimdi Türkiye'de siyaset bu kadar değişkenken ama her siyasi iktidar döneminde feto yapılanması hep bir şekilde e, en iyi yerlerde durdu. Dolayısıyla bu kadar siyasi partiye yatırım yapmak yerine bir gruba yatırım yapıp devamlı içeride hareket etme kabiliyeti varken e, niye e, farklı bir yönteme başvurulsun diye ifade etmişti. 2006'da bu sohbet olmuştu ve ben o zaman gerçekten hani e, şaşırmıştım ama e, o gün de o noktada hani neler olabileceğini insanlar tahmin edebiliyorlardı ama tabii şunu belirtmek lazım. Şimdi Amerika'da Brüksel'de, Paris'te FETÖ dediğimiz bu yapılanma 40 yıldır çoğu zaman devletin bütçesinden aldığı paralarla kamu diplomasisi yaptı. Yumuşak Dernekler kurdu. Kar arasında sayılırdı bir zamanlar. öyle PESEL bir güç yani. elde ettiler ki Almanya'daki ya ben işte gidip siyasi partilerle muhatap olacağım ama e medyası var. Medya içerisinde gücü var. E şunu kabul edelim yani şimdi e, medyanın içerisinde gücü yok muydu bütün Ankara'daki güçlü. haber güçlü müdürleri İstanbul'da ölüktü. Ankara'da onlar belirliyorlardı. Ben şimdi İmparatorluğu diye İtalyan araştırmacılar hazırlandı. E, tabii ki hazırlandı şimdi yani. medya şimdi bakın böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi e, Avrupa için e, bakıyorsunuz Brüksel'de işte iki 3 tane diyalog grubu var. Fransa'da aynı şekilde şimdi çok rahat harekete geçebildiği çok rahat harekete geçirebildiği yapı var. Çok kolay e, bunu feda etmek istemeyecektir. Ama Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki fark şu. Şimdi lider kadro Amerika'da e, karar mekanizması e, Amerika'da. Hatta şöyle söyleyelim mesela Avusturya e, önümüzdeki günlerde e, birkaç tane internet sitesi kurduracak. Farklı dillerde yayın yapan. Şimdi e, aynı şekilde Almanya'da Yavaş yavaş medya yapılanmasına doğru gidiyor çünkü 15 Temmuz'dan sonra bir böyle bir kargaşa yaşandı. O derlenme, toplanma süreci çok basit bir şey değil ama şimdi yavaş yavaş kendisini toparlamaya çalışan bir feto yapılanması var. Hollanda'da Suat'tan sonra hala toparlayabilir mi? Türkiye yönelik olarak dışarıda bunu yapabilir. Bakın bence bence bu dakikadan sonra asıl tartışmamız gereken şey şu: bugüne kadar biz Avrupa'da, Amerika'da, Ermeni diasporasıyla, Yahudi diasporasıyla uğraşıyorduk. Bundan sonra bir Rum, Rum Diasporası Şimdi artık önümüzde bir de feto yapılanması var ki e, Amerika'da, Kanada'da, Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi etkin bir e, yapı, bir örümcek ağı oluşturmuş durumda. Şimdi e, bunu da dikkat almak durumundayız. Şimdi kamu diplomasisi yapacaksak, bir diaspora oluşturacaksak yeni bir Avrupa süreci şimdi 16 Nisan sabahı e, çıkacak sonuç ne olursa olsun. Ama ne olursa olsun 17 Nisan itibariyle bizim Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için artık bu terör yapılarıyla mücadele edebilecek bir ortak noktaya gelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yani işte bu uçak meselesinde yaşarız. Daha farklı konseptler de karşımıza çıkar. New York Times'te çıkan bir yazıdan dolayı da aman işte New York Times'te niye bu çıktı demememiz gerekiyor. Ya da Der Spiegel'de bir şey çıktığı zaman Aa, şu niye çıktı dememiz gerekiyor. Çünkü Brüksel'de Harare halı çalışan bir fetö yapılanması var. Hollanda'da imaj yenilemek için Tinkten Kur'an bir fetö yapılanması var. Avusturya'da dört tane internet sitesi kurmak için hazırlıklarını tamamlamaya noktasına gelen bir fetö yapılanması var. Yunanistan'da insanların kaçışları noktasında direkt işte fetöcülere alıp oradan ülkelere dağıtan onların mülakatlarının yanında olan avukatlık büroları var. Şimdi dolayısıyla olayı çok küçük görmeyelim. YouTube'dan işte şimdi YouTube'dan televizyon yayıncılığı yapmak için hazırlık yapan bir FETÖ yapılanması var. Peki hocama sorayım evet. çünkü şimdi biz benzeri bir vakayla 80'lerden sonra Ermeni diasporası ve Asalay'la uğraşırken Avrupa'da mücadele etmiştik. Ve sonra Türkiye onu yanına alabildi. O, o meselede kazanabildi. Diplomasi dili kazandı. Çok sayıda diplomatımızı kaybettik. Şimdi bu mesele diplomasi, kamu diplomasisiyle çözülebilir bir şeye gidiyor mu? Ee... Ya, ya da ne yapmak lazım yani? Şimdi şöyle e, zor zamanlar diye bir yani anlatacağımız şey bir başlık koymak doğru. gerekirse hikayeye zor zamanlar en güzel at zor Aha. zamanlar. Şimdi efendim yani bu soğuk savaş yıllarında biliyorsunuz Türkiye'de işte yani batıda gladio işte Fransa'da rüzgar gülü işte Yunanistan'da şipsikindi galiba kuzu derisi falan. Türkiye'de de bu tür bir örgütlenmeler oldu. Bu zaman zaman yani mesela 12 Mart'ta rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil'in e, eski bakanlarımızdan o zaman gazeteciydi. İsmail Cem'in iki ciltlik 12 Mart diye bir kitabı vardır. Kitabın birinci cildin daha başında mülakatın başında rahmetli Çağlayangil şöyle der. CIA altımı oymuş fark edemedim der zaman zaman Türkiye batının kendisinden beklediği politikalardan dışarı çıktığında mesela 71'i alırsak Türkiye'nin 65'ten itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Zira zira 64'teki Johnson mektubundan dolayı Türkiye'nin ağzı yanmış, bir müttefiki tarafından ABD ihanete uğradığını hissetmiş ve artık bütün yumurtaları Aynı sepete koymak istememektedir. Çok yönlü bir dış politika arayışına girmiştir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin o arada haşhaş gibi uyuyacağı süre evet. beklentisi vardır. Yani bunları bir ayrıntı olarak söylüyorum. 12 Mart'a gitmiştir. 12 Eylül'de e, Türkiye'nin e, iktisadi rejimini değiştirmesi beklenmektedir. İthal ikameci modelden zorla ihracata dayalı bir, bir model empoze edilecektir. Ve de aynı zamanda da siyaseten de Rogers planı çerçevesinde Yunanistan askeri kanadına dönmesi sağlanacaktır. sağlanacaktır. Zira Olur. öyle bir şeyi hiçbir sivil hükümet kolay kolay Tabii. bir şey almadan vermezdi. Doğru. Ama tek bir adamla hallettiler. Halletti. Arkadaşım dedi Rogers'a. Asker sözü verdi Asker sözü verdi dedi sözü <laughs> de bitti. Doğru. Şimdi kaldırdı. O süreçten sonra bu çok meşhurdur yani çok kullanıldı. Yeşil Kuşak teorisidir ama çünkü Zira bu önemli Soğuk Savaş devam etmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o zaman containment dedikleri çevreleme harekatı çerçevesinde. Fakat işte o zamanlar kurulduktan sonra İlk kez zaten Orta Asya'da örgütlenmeye başlaması tesadüfi değildir. Özellikle de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da dağılmış bir Sovyetler Birliği, kolu kanadı kırılmış bir Sovyetler Birliği artık Sovyetler değildir Rusya olmuştur zaten. Adeta tabiri caizse dişleri sökülmüş bir Rusya'nın yeniden Orta Asya çevresinde Russification dedikleri tekrar Ruslaştırma operasyonlarına karşılık bulmaması için bu operasyonların Amerika Birleşik Devletleri bu, bunu desteklemiştir. Zira bu okullarda Türkçe ve İngilizce eğitim yapılacaktır ve Rus kültürünün raşifikasyon dedim Rus kültürünün yayılmasına bir set çekecektir. Tamamen bir Amerikan projesidir. Bu itibarla Orta Asya'da örgütlendikten sonra dünyanın çeşitli yerlerine yani herhalde tam sayısını artık ben de bilmiyorum yüz küsür ülkede örgütlenmiş. Özellikle son yıllarda biraz önce Çetler'in söylediği gibi Afrika'da adeta icazet alınan bir yer haline gelmiştir. Yani ilk yeri gelen şirket bilgileri ondan alıyor, icazet alıyor, bağlantıları kuruyorlar ve ondan sonra da karşılıklı iş anlaşmaları ve taahhütler veriliyor. Oranın bir icazet merkezi, bir tasdik merkezi gibi çalışmaya başlamıştır. Şimdi burada Şöyle bir durum var. Aynen söylendiği gibi evet Türkiye'de bir e, rezil bir darbe kalkışmasına karşı e, karşılaştı Türkiye. Bunlarla birlikte fakat şu var, şöyle bir ayrıntı var. Aslında ayrıntıdan öte bir şey. Türkiye'ye böyle bir darbe yani bir Batı dünyası yani hem Avrupa'yı hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni bir anda eski tabirle yekpare alalım. Monolitik alalım, tek parça alalım. İnsan hakları diyen Demokrasi diyen hukuk denen bir dünya bu ikisi de. Bunların ikisi burada seçilmiş bir hükümeti yıkmaya çalışan bir darbeyle karşı karşıya kalınıyor. Ve Obama Amerikan Başkanı Müttefik 4 gün sonra Türkiye'ye geçmiş olsun diyor. 45 gün sonra da Başkan Yardımcısı Joe Biden geliyor. 45 gün sonra ve Avrupa Birliği'nden hiç ses çıkmıyor. Bu nasıl bir örgütle karşı karşıya olduğumuzun ve bunlardan beklentilerinin Batı dünyasının ne olduğuna dair en tipik göstergedir. Bu itibarla, bu itibarla hem Almanya'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz daha işlevini tamamlamamıştır ve kullanılacaktır. Türkiye'nin bu haklı müracaatlarından beklediği tarzda bir yanıt gelmesinin şu anlamda siyaseten kullanılabilir olması düşüncesiyle bir yanıt göreceğini düşünmüyorum ben. Peki bir de şöyle bir şey diyor dış Bakanı Müdürü diyor. Zaten darbe olacak olsaydı ne olacaktıysa insan hakları anlamında vesaire şu anda oluyor diyor. Bu da bu da sert bir iddia. Yani neredeyse olmuş gibi bir darbe. E, Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. İşte KHK'lar, görevden almalar vesaire topluca işten e, çıkartmalar, kamuda tasfiyeler, gözaltılar çok sıkı e, muhaliflerin. Ee, bu da bir şekilde bahane olmuş gözüküyor Almanya'nın veya Batı'nın eline. Buna bir yorumunuz var mı? Yani onu, onunla ilgili onun yolu başkadır. Yani onun yolunu Venedik Komisyonu raporunu hazırlamış zaten. Yani Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde mekanizmaları var. Orada yaparsınız. Venedik Komisyonu zaten o da evet. enteresan bir şey. 60 üyeli. İçinde eski Macaristan Başbakanı şey var. E, Hanna Şikolka. E, bir tane şey var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bir profesör zannedersem adı Sarah Cleveland olması lazım. 60 üyenin tamamı adeta tabiri caizse tulum çıkartmışlar. İşte olağanüstü hal koşullarında referanduma gidilemez zaten meclis referandum kararını almadan önce açık oy kullanıldı diye çok ağır şeyler var. Ağır bir takım raporlar var. O raporlar Avrupa Birliği'nin çeşitli birimlerinde tartışılır. Yani o ayrı bir platform işidir. Yani siz Türkiye'de bunları bir arızalar olarak görüyorsanız, bunları bir kusur olarak görüyorsunuz, o ayrı bir platformda tartışılır. Ama burada darbeye karşı bir örgütten söz ediyoruz. Ha hani neden zor zamanlar dedim? İçinde bulunduğumuz an itibariyle DHKPC, FETÖ, PKK, PYD yani bu bütün bunlarla aynı anda mücadele vermek Türkiye Cumhuriyet tarihinde olmamış bir şey. O bakımdan yani referandum sürecinde de sık sık bunu vurguluyoruz. Herkesin uslubuna, herkesin diline dikkat etmesi lazım. Türkiye'nin bu tür yapay bir takım yarılmalarla bütün bir enerjisini ve sinerjisini kaybetme lüksü yok. Çok zor zamanlardan geçiyor Türkiye. Hepimizin dikkat etmesi evet. lazım. Koştu sen, referandumu da bağlayarak bir şey söyleyeceksin. Yok referandumun öte şunun altını çizeceğim. Bakınız geçtiğimiz günlerde akademisyenlerle alakalı da gündeme geldi şu. Yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'deki bu tarz davalarla alakalı şöyle bir açıklama yapması muhtemel. İnşallah yapmazlar ama yapmaları ihtimal dahilinde. Türkiye'de artık iç hukuk yolları tüketilmeden de doğrudan bize başvurabilirsiniz. Bu masalarında umarım hayata geçmez ama ihtimal dahilinde. Geçen hafta bununla ilgili Almanya'da bir hakimin başvurusunu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi reddetmişti. İç hukuk yollarını e, ve buna referans olarak da kurulan bir komisyonu işaret etmiş. O komisyondan aklanın ya da e, iç hukuk yollarını tüketin ondan sonra buraya gelin. Bu, ama hmm. masada duruyor yani masada, beni teyit ediyor. Bazı tabii. gazetecilerin davalarında öncelikli tabii. olarak kalmaya karar verdi mesela. İkincisi şu da önemli. Değil. Mithat Hocam da dikkat çekti. Eğer Türkiye'deki basın, ifade, düşünce özgürlüğü, demokrasi standartlarına ilişkin bir endişeniz varsa bu konuda Türkiye'de de itibar görmek için, Türkiye'de de inandırıcı bulunmak için tutarlı olmanız gerekir. Yani A gazetecisi daha Avrupa Birlikçidir söz konusu olduğunda başka türlü, B gazetecisi daha ulusalcıdır söz konusu olduğunda başka türlü davranılmaz. PKK'ya yakın, FETÖ'ye yakın yazarlar söz konusu olduğunda sahiplenici, efendim ergenekoncudur diye itham edilen yazarlar söz konusu olduğunda dışlayıcı davranılmaz. Ben... O, o anlamda hani ben... AB'nin karizmasını, inandırıcılığını, itibarını yerle bir eden unsurlardan biri. Ancak şunun da altını çizmek durumundayız. İşte Venedik Komisyonu'na dikkat çekti Mithat Hoca. Bir. iki kimi... Ben işaretleri vardır ki Avrupa Birliği'nin hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diyoruz ya Hı -hı. siyaseten bağlayıcı olmamakla beraber politik mesajlar içerir. Bakınız birkaç ay evvel Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili müzakerelerin dondurulmasını önermiş idi. Ki olağanüstü bir siyasal tabanı vardı ve Hı -hı. çok yüksek bir oy oranıyla kabul edilmişti bu. Türkiye'de bu iş geciktirildi. Veya geçiştirildi ikisi birden. Aman efendim zaten bağlayıcı değil Avrupa Parlamentosu denilemez niye şundan çünkü Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği organlar arasında doğrudan seçmenlerin, yurttaşların Hı. oyuyla gelen temsil, direkt temsil ve doğrudan temsili, doğrudan tabanı siyasal yelpazesi itibariyle kararları bağlayıcı olmasa bile çok uyarıcı ve de yol gösterici olan bir organdır. Bizim geçiştirmememiz gerekirdi. Bizim buna karşı hani ön alıcı bir siyaset tabii, tabii. tepkisel bir siyaset değil ön alıcı bir siyaset üretmemiz kurumsallaştırabilmemiz gerekirdi. Onu beceremedik. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Kısa yani sorayım. aslında e, çok zikretmek istemiyordum ama şimdi şöyle bir tehlike de görüyorum ben. Yani belki hani bunun acelesi yok konuşmaya diye düşünüyordum ama şimdi Barış böyle bahsedince e, bunu söylemek zorundayım. Şimdi bu Alman e, gizli servisi e, BND'nin başkanı Kaan'ın açıklamalarından sonra Türkiye'de iç hukuku tüketmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmanın yolunu açmanın bir e, şöyle bir hesabı var Avrupa'nın. E, şimdi bunun için Türkiye'nin aynı söylediği gibi önlem bakımından süratle bunların iddianamenin hazırlanması, davaların görüşmeye başlaması, neyle suçlandıklarının anlaşılması, mahkemelerin görülmesi lazım. Ya dursunlar yattıkları kadar yattık da denildiği zaman direkt İnsan Hakları Mahkemesi'ne bütün bunların hepsi başvurabilir. Ve Türkiye'yi zor durumda bırakabilirler. Türkiye'de bu mahkemenin süratle iddianamelerini hazırlaması, Hı. duruşmaların başlaması, neyle suçlu anlaması lazım. Yani bütün Türkiye'de iç mahkeme sürecinin başlaması lazım. Doğru. En hızlı yürüyen de enteresan bir şekilde askeri yar, şeylerin, askerlerin yargılanma süreci oluyor. Kendi içinde yürüyor. Bir parantez evet. açayım. Değerli Barış'ın değerli hocamın söylediğine. Bakın hiç gündeme getirmediğimiz bir şey var. Hatırlarsanız işte bu KCK davalarında ve Ergenekon davalarının görüldüğü süreçte 80'e aşkın gazeteci tutuklandı. Hı. Bu gazeteciler bu ülkede gazetecilik yaptılar. İşte Ergenekon'dan alındılar, KCK'dan alındılar ve bu isimlerle ilgili dezenformasyon, işte teröristler Dedim içeri yani. atıldı, işte teröristler içeride denen insanlar bugün aynı şeyle karşı karşıya kaldılar. Yani bunu da konuşmak gerekiyor. O insanlardı, o medyalarda, o medya kuruluşlarında manşetleri attıranlar haber müdürü konumundaydılar, gazeteciydiler. Ee, ve işte Nedim, sevgili Nedim'i e, terörist Arkadaşımız, olarak... Arkadaşımız destek taşı sevgili Nedim e, Şener. Ben hep... O aynı şey Cumhuriyet Gazetesi. Tabii ki. Için yani, evet, bunu, yani şimdi, 130 gündür tabii. iddianame bekliyorlar. Şimdi bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyorum. Yani ben FETÖ mensubu olan gazetecilerin o günlerde gazetelerde attırdıkları manşetler, internet sitelerinde attırdıkları manşetleri çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla çıkıp da insanların karşısına işte biz gazeteciyiz, biz gazetecilik yaptığımız için içeri atıldık dememeleri lazım. Çünkü o gün insanları günahsız yere içeri attırdılar. Benim gibi birkaç gazeteci arkadaşım işine son verirdiler. Bunlar da bu ülkede evet, yaşandı. Ben aslında Yani bu ülkede biz bizler de bunları yaşadık. Dolayısıyla çıkıp ben gazeteciyim jargonuyla gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine giderlerse de buradaki gazetecilerin de onlardan davacı olması lazım. Hı hı. Şimdi Bunu da unutmamak ya, lazım. Ya benzer sorunlar biraz üniversitede de var. Yani bize de zaman zaman gelen, mektup gönderen, e-posta atan hı. insanlar var. Ve profesör olan diyelim aynı akademik camiadayız biz. E, neyle suçlandığını doğru dürüst bilmiyor. Üniversite içindeki kişisel çekişmelerden dolayı evet. ve dolayısıyla ben neyle suçlanıyorum? Dosyam nedir? Yani bir an önce önüme konsul mahkemeye çıkarılsın. Suçum neyse göreyim, çekeyim yani. Gerçekten bu konuda ciddi bir takım sorunlar var ve hükümetin, iktidarın bu konuda elini çabuk tutması. Evet. Devlet mahkemelerini hızlı çalıştırması gerekiyor. Hukukun tarafsızlığı, Çünkü, bağımsızlığı, evet. etkinliği, yetkinliği, başarısı... FETÖ ile mücadele de bizim en önemli güvencemizdir evet. aslında. Doğru. Tabii. Yani FETÖ ile mücadele ederken, FETÖ ile mücadele stratejisi yine FETÖ'nün işine yaramamalıdır. Yaramaz yaramaz. Tabii. Oradan o mağduriyet üretememelidir. Mağduriyet üretilmemesi, bu toplumun daha fazla kutuplaşmaması, daha fazla devlete karşı sistemkar bir tutuma yönelen kitlelerin çoğalmaması gerekiyor. Bir biçimde bir devletimiz var, adaleti eksik ya da tam uygulayan bir irade var. Bu adaletin daha sağlıklı ve daha hızlı çalışması gerekir ki, Hakikaten fetotipi yapılar bundan nemalanmasın, alanmasın, etmesin. Tabii. Bu bence yani işte demokrasi diyoruz, hukuk devleti diyoruz. Ama adalet bütün bunların tepesinde olan bir şey yani hakikaten. En çok önemsememiz gereken, güvenmemiz gereken yer adaleti temsil eden organ yani mahkemeler olmalı ve onlar bu konuda işlerini daha hızlı yapmalılar yani toplumdaki bu bize de gelen, bize de yansıyan bir takım sorunların olmaması. Çünkü bu bir kişiyle ilgili değil yani. İşte geliyor diyor ki ben 12 yaşından beri aldım bunu yetiştirdim. Profesör oldu işte bölüm başkanıydı. Daha önce yok e, şikayet etti, yok bilmem ne oldu, jurnallik oldu vesaire. Bu insanı üzüyor yani. Binlerce insan bunlardan etkileniyor. Bir tek kişinin içeri atılması meselesi değil. O nedenle FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'nün de işine gelecek bir takım sonuçlara yol açmasından kaçmamız gerekiyor. Hatta o hal inceleme komisyonu vardı. Kuruldu sanırım. Kuruldu ama kim oldukları bilmiyorum. Ama evet Herkes yani bunun bu, bu çok önemli bir şeydi. Girişimdi ve bu girişimin hızlı bir biçimde bence uygulamaya geçmesi gerekir. İyi ki. Yani. Hızlıca bir ara verelim tekrar. Sonra kaldığımız yerden devam. artık son yarım saate giriyoruz konuklarımla birlikte ve e, hani sona bırakalım haftalarca konuştuk ama yine de e, odadaki büyük fil şeklinde duruyor referanduma gidiyoruz KHK'lar o, o hal ortamında gidiyoruz e, ilk yorumlarınızı alayım bakalım ne oluyor bütün bu tartışmadan bütün bu çalkalanmadan sonra e, referandum ortamında bir değişiklik görüyor musunuz hocam eee Referandum ortamında birazcık artık herkes diline böyle dikkat etmeye başladı. Başladım. Bu sevindirici bir şey. Anketler tabii herkes gibi geliyor gidiyor. Fakat yani sadece şimdi onu vermek belki doğru değil ama başa baş gittiğini söyleyebiliriz. Hala bir kararsız kitle var. Biraz böyle farklı bir referandum. Geçenlerde yine bir başka kanalda söyledim. Ee, ...şöyle bir şey var... ...yani bunda e, belki... E, ...sosyoloji ya da siyasi tarihimiz... ...ileride analizleri yapıldıktan sonra... ...referandumdan sonra yazılacak... ...yani böyle bir akıl ve gönül... ...korrelasyonunun... ...biraz daha zayıf olduğu bir referandum... ...şimdi ne demek istiyor acaba diye seyirciler... ...şöyle söyleyeceklerdir... ...yani mesela işte vice versa... ...aklı işte evete gidiyor... ...gönlü hayır diyor... ...gönlünden evet geçiyor... ...fakat aklı hayır diyor... ...o korelasyonun, zayıflığının daha bol olduğu bir sosyolojik grup var. E, o bakımdan şey, e, yani enteresan. Şeyi sorayım mı hızlıca hocam? E, geçen gün Erdem Gül yazmıştı. E, siyasi yasakların kalkması referandumuna daha çok benziyor diyormuş anketçiler... Ee, rahmetli Özal'ın böyle kıl payıyla kaybettiği. 50 buçuğa 49 buçuğa. Evet. evet yani, ortam daha ortam bir öyle bir ortam. Galiba. Yani 150-100 küsur evet. oy, 100 bin 87, oyla 89, falan 87. filan. 87, referandum. 87 referandumuydu. Ondan sonra zaten biliyorsunuz diğer partiler kuruldu. Benzer tarafları olabilir. Yani şöyle bir benzerlik var. Yani çok farklı iki konjonktür ama başa baş gitmesi bakımından şeydir belki. Yani öyle bir benzerlik var. Onun dışında Mesela şöyle bir şey var yani oran vermeyeyim ama mesela e, "hayır" diyeceklerin yüzde 77'si "hayır" diyeceğim ama e, "evet" çıkacağını inanıyorum diyor. "evet" diyeceklerin yüzde 82.6'sı yani bana gelen bir ankette e, ben "evet" diyeceğim eve "evet" çıkacak göreceksiniz diyor. Yani böyle enteresan şeyler var oranlar var ama e, bu şeydir Hollanda ile olan ve Almanya ile olan e, krizin bir miktar milliyetçi e, duyguları köpürttüğü doğrudur. Fakat onun da bir satisfaction pointi, bir tatmin noktası var. Şimdi orada onun durduğunu inanıyorum. Evet. Başka bir e, yani verilerle olaylarla beslenmezse, farklı parametrel devreye gitmezse, e, o orada bir yerde durdu. Eğer e, evet kesimi de farklı bir şeyler söylemezse, yani bir bir süre sonra insanlar kendilerini tekrar hale, tekrar eder evet. hale gelir her iki kesimde de. Bir tür patinaj gibi olmaya başladı. Onun belki bir miktar geri gelme ihtimali bile olabilir. Ama son zamanlardaki dilden her iki taraftan da ben şeyim, yani memnunum. Çünkü biraz önce de söyledim, farklılıkları keskinleştirici, farklılıkları biraz daha köpürtücü ve fay hatlarını tetikleyici bir usluptan her iki tarafında uzak durması, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürel belalardan dolayı bütün Türkiye'nin yararını olur. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Şimdi ben şey e, genel olarak baktığım zaman aslında AK Parti'nin çok farklı bir dil kullandığını görüyorum diğer e, siyasi partilere göre. AK Parti hem toplumun bir takım korkularına hitap eden ve bununla başa çıkmaya yönelik sloganlar kullanıyor, kavramlar kullanıyor. Güçlü Türkiye, birlikte olan Türkiye. İstiklal mücadelesi, yeniden milli mücadele diyor ama bunlarla sadece yetinmiyor. Bu toplumun e, korku duygusuna, insanların iki temel duygusu var korku ve sevinç aslında. Sadece buna hitap etmekle yetinmiyor. Türkiye'nin bu realitesine dokunmakla yetinmiyor. Aynı zamanda bir kalkınma perspektifi ortaya sunuyor. Yani işte e, köprü açmaya devam ediyor, yeni köprü için Çanakkale'ye gidiyor Cumhurbaşkanı. <laughs> Evet kampanyası böyle yürütülüyor. Türkiye'nin ekonomik kalkınması için yeni söylemler, yeni girişimler sürdürülüyor. Bu açıdan da e, Türkiye'ye umut vermeye devam ediyor. Sadece Türkiye'nin korkularıyla başa çıkmak çabasında olan bir siyaset değil. Aynı zamanda Türkiye'nin zenginleşmesine, Türkiye'nin e, kültürel kimlik problemlerini çözmesine yönelik de bir takım perspektifler sunuyor. Mesela bu akşam yine Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarında işte birlikte olan Türkiye vurgusu önemliydi. Bu bir açıdan evet hem beraber olan, birlik olan, Türkiye'nin bütünlüğünü koru koruyan, devletin birliğini koruyan güçlü bir Türkiye. Ama aynı zamanda bu Türkiye içinde çeşitli farklı özelliklere sahip olan topluluklar varsa onları da tanımak, onların da farkında olmak. İşte Ankara'da ilk defa bugün şey kutlandı diyelim. Alevi dedeleri dü dünyanın canım. değişik yerlerinden bir araya getirildi. Hazreti Ali'nin Ali doğum, doğum e, yılı kutlandı ve bütün bunlar aslında AK Parti'nin yeni bir takım ataklarını söylemlerinde, çalışmalarında ataklığını, farklılığını vurgulayan bir şey. Bunu CHP'de veya MHP'de veya HDP'de görmüyoruz. Yani HDP'de evetin yanında ama e, şey MHP. Ama MHP'nin de sürekli vurguladığı işte birlik, beraberlik güçlü. Terörle başa çıkma bunlar elbette önemli ama öte yandan bu topluma farkı ne söylüyorsunuz? Zenginleşmesine, özgürleşmesine, umut etmesine yönelik neler var heybenizde? Buna yönelik pek fazla bir şey yok. CHP'de hiç yok yani o da aslında milli mücadele diyor, o da birlik diyor, o da beraberlik diyor. HDP'de korkular söylüyor İşte yani tek adam gelecek yok Türkiye şu olacak bu olacak diye. Dolayısıyla daha hem e, Türkiye'nin korkuyla ilgili ilişkilerini aşmaya hem de ona umut vermeye yönelik siyasi bir dil, siyasi sloganlar, po propagandalar e, AK Parti tarafından yapılıyor. Bir de bu açılışlar bence çok önemli. Ayrıca Avrupa'daki gelişmelere yönelik artık Türkiye'nin böyle 200 yıllık geleneğinden gelen... Olur efendim, baş üstüne efendim. Tabii ki siz haklısınız gibi bir dil yerini, bunu sorgulayan, bunu tartışan, bunu aşmaya yönelik bir tutumun arayışında olan bir siyasi e, söylem var. Bu da bence önemli. Dolayısıyla bu açılardan söylemler üzerinde okursak AK Parti'nin çok farklı bir e, tutum sergilediğini söylemek mümkün. Birim burada merak ettiğim, barış belki siz yorum yaparsınız. Merak edenler. AK Parti hocam sizin dediğiniz gibi referandum kampanyasını bir seçim kampanyası şeklinde yönetmeye çalışıyor. Evet. Hayır cephesi ise tamamen maddelere odaklı, referandumun evet. özüne odaklı götürmeye çalışıyor. İki farklı taktik ee, ne görüyorsun sahada? Şimdi elbette iktidar partisi olmanın avantajı ile icraatlarını anlatması gayet anlaşılabilir ve doğru olan bir şeydir kendisi açısından Adalete Kalkınma Partisi. <laughs> Çünkü iktidarda bir şekilde de hayat devam ediyor, bir şekilde de icranın başında ve dolayısıyla köprülerden, barajlardan, yollardan bahsetmesi doğaldır. Şimdi aynı blok içerisinde olan Hı. Milliyetçi Hareket Partisi bunu anlatamaz. Doğru. Niye? E çünkü ikidar değil. Evet aynı blokta, evet blok içinde ama e, ikidar olmadığından dolayı MHP'nin icraatlarını anlatması pek mümkün değil. Bu bir. İkincisi muhalefet cephesine geldiğimizde elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük ettiği bir blok görüntüsü var ama onun içinde irili ufaklı başka partilerin olması da Yelpaze'yi şenlendiriyor ve genişletiyor. Şimdi Saadet Partisi orada. Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalifleri orada. Büyük Birlik Partisi'nin bir kanadı orada. Hayatı boyunca terörle mücadele etmiş eski İçişleri Bakanı, Hür Partisi lideri Saadettin Tan orada. İşte irili ufaklı sosyalist partiler Meral orada. Meral Akşener orada. Yani Yelpaze'nin çeşitliliği, zenginliği, renkliliği anlamında hayır cephesi. Biraz daha kalabalık. Ama şeyde de büyük bir dezavantaj hocam unutma. Mesela işte FETÖ'nün hayır demesi, PKK'nın hayır demesi, bütün bunlar da... Hocam şimdi Abdullah Öcalan'ın evet dediğini legal. söylüyorlar. Hayır, hayır. yani Bu şey objektif olarak yani konuşursak. Şey, bunlar yani bunlar, o orada da bir dezavantaj. Şey ama şimdi elbette HDP birlikte. milletvekili da açıklama yaptı. Abdullah Öcalan dedi, evet diyor dedi. Ya evet. da Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duman'ın, eski evet. danışmanlarından Alexander Lugov Dugin, e, o da evet diyor. Evet. Şimdi yani ya da eski FETÖ'cülerden uslu evet vereceğini açıkladı. Yani ki onun A takımındandır yani. Evet. Eski ama eskimemiş yani. bir FETÖ'cüdür. Evet. Dolayısıyla hani, onun üzerinden bir kampanya kurgulamak sağlıklı değil. Şu açıdan da sağlıklı değil. Ama kamuoyunun yani, nezdinde yani Emre Uslu bir kişi de FETÖ dediğimiz bir bir şeyi var, camiası var. Şüphesiz veya ama şimdi e, vatandaşın e, %45'inin, %48'inin... PKK'nın hitap ettiği bir şey var, bir kesim var. Şüphesiz ama şimdi e, orada Saadettin bu, Tattak... Bununla şunu demek de var. Meral Akşener de var. Şimdi evet. yani hayatı boyunca terörle mücadele Tabii. etmiş kahraman Tabii. subayları, Ergenekon mağdurlarını, Ali Tükşen'i, Ahmet Yavuz'u nereye koyacaksınız şimdi? Elbette. Onlar, Onlar biz terörle şimdi... beraber değerlendiremeyiz. Tabii. Buna ha, Bundan haya duyarız yani. Yani... Hayır diyenleri de zaten o yüzden yani doğru. böyle bir dil bence sağlıklı, evet. sağduyulu bir dil değildir. Bak kardeşim şunlar, şunlar, şunlar da hayır diyor. Demek ki sen fetöcüsün, DAEŞ'çısın, IŞİD'çısın, PKKlısın demek. Hiç kimse kimseye olarak yakışmaz. buna katiliyor. Yani sadece siyasetler de değil. Ama ülken. siyasal realizm olarak yani hayır Demin diyen mi? ve olumsuz olarak konumlanan bloklar var ve bir siyasi parti mücadele, evet için uğraşırken. Bunların görmesen gelinmesin istemek mümkün ama işte, değil. Bunu ama kullanmak ne kadar doğru? Yani, yani vatandaşın %48'ini, 49'unu, 50'sini, 51'ini evet. artık oylardan sabaha göre konuşuyorum. Kategorik olarak daha baştan hain, cuntacı, darbeci terörist, terör destekçisi diye itham etmek, doğru yaftalamak, değil. damgalamak doğru. hiç doğru. kimseye yakışmaz. Tabii. Sadece iktidar partisi değil, değil, muhalefete de yakışmaz. yakışmaz. Gazeteciye değil, akademisyene de yakışmaz. Tabii. Siyasetçiye değil, tabipe de yakışmaz. Bu hiç kimseye yakışmaz. Yakışmaz. Bu bir. Çünkü bizim siyasal kültür dediğimiz şey öyle bugünden yarına oluşan, olgunlaşan bir iş değildir. Yani eğer biz siyasal kültürümüzü, eğer biz demokrasimizi, eğer biz seçimlerimizi bir, düğün dernek havasında, bir şölen havasında, bir şenlik havasında kutlayacaksak, kucaklayacaksak, selamlayacaksak bizim o anlamda sadece siyasi olarak değil, gazeteciler olarak da, bilim insanları olarak da dilimize, üslubumuza çok ama çok özen göstermemiz gerekir. Evet. Sadece burada kanaat önderlerini kastederek söylemiyorum. Sıradan vatandaş da. Çünkü bakınız biz bu anlamda çok ağır bedeller ödemiş bir ulusuz. 1980 evvelinde Kardeşin kardeşi katletmesinden, şarkıların, türklerin, ezgilerin sağcı solcu diye bölüşülmesinden, camilerin ayrılmasından, kahvehanelerin ayrılmasından kim çekti? Türk milleti, milleti çekiyor, çekti. Tabii. Kim kazançlı çıktı? Emperyalizm kazançlı çıktı. O bağlamda bizim bu dışlayıcı, bu ötekileştirici, bu küçümseyici üsluptan bir kere zinhar, sakın ha, kaçınmamız gerekiyor. İkincisi, şu teorik tartışma yapılabilir. Yani kanun hükmünde kararnamelerin bu kadar geniş bir yelpazede hemen hemen her konu için çıkarıldığı bir olağanüstü hal sürecinde acaba referandum ne kadar sağlıklı işleyebilir? Bu teorik, hukuksal, siyasal bir tartışmadır ama e, Türkiye'nin pratikleri bazı şeyleri dayatıyor. İkincisi ve bence daha önemlisi eğer bir beka sorunu var ise, bir sevr tehdidi var ise ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan bunu defaten dillendirdiler. Hocam teyit edecektir ve ne mutlu bana ki sen de biliyorsun. Ben hep o sevr paranoyası içinde olmakla itham edilmiş değil mi? Bir insanım, bir cumhuriyet yurttaşıyım. Ama eğer bir sevr paranoyası, bir beka sorunu bizzat ülkenin bir ve iki numaralı siyasi aktörleri tarafından dillendiriliyorsa bu süreçte bizim dikkatimizin, özenimizin, üslubumuzun her zamankinden daha azami kılınması gerekiyor. Hatta bana sorarsanız bu sev ve bu beka sorunu varken bu referanduma gerek de yoktu ayrıca. Peki. Bu keşke atlatılsaydı ama artık elbette o günlerde değiliz. Bizimki sadece bir arzudur, bir istektir. Ama özetliyorum kanaat önderlerinin, bilim insanlarının, akademisyenlerin, gazetecilerin, en başta da siyasilerin mutlaka ve muhakkak Vatandaşı yatıştırıcı, sakinleştirici, kucaklayan, kavrayan, sahiplenen bir dile ve üsluba tez elden geri dönmeleri gerekiyor. <laughs> e, vatan yani tansiyonu belli ölçüde e, şeydi düşük giden bir referandum e, meydan sürecindeyiz. E, Çünkü, ben pardon, şey, pardon tek bir kelime ekleyeyim. Tabii. Az evvel hocam da dikkat çekti. Hani eskilerin deyimiyle seçim sattığı mahiyeline yaklaştıkça zaten kararsızların oranı da azalıyor. Yani belki 15-20 gün evvel %20 idi bu. Şimdi yüzde artık 10'ları, 11'leri, 12'leri evet. düştü. Demek ki her cephe, her kamp, evet. her fikir kendi cenahında, kendi bagajında bir tahkimat yarattı. Artık bu süreçte son atımlık barutlar siyasal anlamda elbette, söylem anlamında, propaganda malzemesi anlamında kendi cenahını tahkim etmenin ötesinde artık neyse kapabileceğin kararsızları kapmaya yönelik olacağı için bu Kötü dilin hiç gereği yok. O kötü dil belki kendi tabanını evet. tahkim eder ama kararsızlar için çok cazip bir üslup olmayabilir. Kararsızı, oranı zaten azalmış olan kararsızı çekebilmek için daha kucaklayıcı, kavrayıcı, sakin, samimi bir üsluba ihtiyaç var bence. Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim efendim? Olsun. Şimdi, e, hocam söyledi, ben onun kaygılarını anlıyorum. Yani asla da sakın yanlış anlamasın, rencide etmek için söylemiyorum asla. ama... Böyle bir takım yani münferit ve bağımsız gidecek bir vatandaşın oy kullanmasını bloksal bir takım bağlarla irtibatlandırması şimdi sevgili Barış'ın da söylediği gibi çok bu çok tehlikeli bundan mümkün olduğu kadar kaçmak lazım şimdi bunu bir örnek vermek istiyorum eğer Türkiye bir çözüm süreci yaşadı değil mi? bu çözüm sürecini siyasi iktidara, biz seçtiğimiz bir siyasi iktidara irademizi delege ettik. Bizim namımıza masada görüşmeleri sürdürdü. Dağdan inenlere çadır mahkemeleri kuruldu orada. Türkiye bando ile karşıladılar falan. Şimdi bunu referanduma götürseydi, ey Türkiye milleti, Türk milleti bir çözüm süreci başlatmak istiyorum ve 40 yıl süren bu savaşı bitirmek istiyorum. Aynen o zamanlar söylendiği gibi. Çünkü biz artık analar ağlamasın istiyoruz ve şimdiye kadar giden 400-500 milyar dolarımızı da burada kesmek istiyoruz. Bu terörü bitireceğiz deseydi Türk halkının büyük bir çoğunluğu gidip evet devam edin ve bitirin diyecekti. Biz ne yapacaktık o zaman? Bütün Türk halkına dönüp de çözüm sürecine evet dediniz. Bütün Türkiye tu hepiniz PKK'lı mı oldunuz diyecektiniz. Bir. İki, Devir değişir. Mecelle'de Ahmet Cevdet Taşan dediği gibi devir değişir, ahkam değişir. Evet. Yarın bugün Rakka Operasyonu'na... Türkiye Tabii. bir birlik, PYD'den bir grup falan Amerika kabul ettirirse ne yapacağız o zaman iktidara? Oy vereceğiniz o oy, hayır oyu verecektiniz PKK'lı dediniz. Buyur PYD'yle işbirliği yapıyorsunuz. Öyle mi diye dememiz lazım. Herkesi iradesini bağımsız bırakarak ilerideki denklemlerin değişebileceğini her gün tekrar söylüyorum. Bölgede ve dünyada denklemlerin yeniden değişeceğini hesap ederek hiçbir Türk halkının herhangi bir bireyini dışlayıcı davranmadan herkesin oyunun kutsal olduğunu a priori olarak kabul ederek böyle bir yumuşak bir dille bunun gitmenin hayırlı olduğunu düşünüyorum. E, tam da bu noktaya gelmişken çözüm süreci dedik. Bugün Nevruz herhalde en büyük kutlama Diyarbakır'daydı. Olaysız olabildiğince sakin. Bir tane can kaybı var. Ee, ama e, bölgede tabii referandumu bekliyor. Tabii aslında hocaların ifade ettiği şeyleri bir iki cümle ekleyerek hemen nefes geçeyim. Bir şunu unutmayalım. 17 Nisan sabahı kalktığımız zaman hepimizin birbirimizin yüzüne bakabilecek bir pozisyonda olması lazım. Tabii. Kesinlikle doğru. Şunun kesinlikle için söylüyorum. Doğru. Buradaki doğru akademisyen büyüklerim tabii bu işin akademik e, yönünü söylemleriyle ifade ettiler. Ben bir ülkenin parçalanmasının içinde yaşayarak gördüm. 2003'te Irak'ta yaşadım. Bir ülkenin nasıl parçalandığı, mahalleler arasında nasıl duvarlar örüldü. sonra şehirler içerisinde işte burası Şiilerin, burası Sünnilerin, burası Kürtlerin, bu mahalle Türkmenlerin dolayısıyla bir ülkenin laboratuvar gibi bölünme sürecini gördüğüm için hep bütün dostlarıma, arkadaşlarıma şu uyarıda bulunuyorum lütfen. Herkes 17 Nisan sabahı kalktığında birbirinin yüzüne bakabilsin. Yani kimse kimseyi küçük düşürücü, itham edici ifadeler kullanmasın. Çünkü bu ülke hepimizin. Evet diyenler de bizim ülkemizin insanı. Hayır diyenler de bu ülkenin insanı. <laughs> Kimseyi dışarıda bırakarak bir söylem geliştirmemek gerekiyor. Çünkü 2017 gerçekten sadece Türkiye için değil, bütün içinde bulunduğumuz bu coğrafya için çok zorlu bir süreç. Evet. Suriye için, bakın Irak'ta durumlar iyi değil. Irak'ta artık bölünme, parçalanma kaçınılmaz bir hale geldi. Suriye'de nasıl bir durum gelişecek net, netleşecek belli değil. İran'da seçimler var. Rejim ciddi anlamda sorgulanır hale geldi. Ülkemizde 3 milyon Suriyeli var. Bunlar Yunanistan'a giderlerse, kalırlarsa ayrı bir tartışma, anlaşmalar iptal edilebilir. Dolayısıyla bu ülkede evet çözüm sürecine yönelik çok ciddi eleştiriler oldu ama e, başarılı başarılabilseydi belki biz bugün çözüm evet. sürecinin farklı, farklı bir bölümü yani. e, tartışacaktık. Evet. Avrupa Birliği üyesiydi. Yani şimdi yani. kendi içimizde yani. bir, bir sorun, bu ülkenin bir sorunu. Her şeyden önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu ülkede yaşayan Alevi de, Kürt de bu ülkenin insanı. Biz bu sorunları konuşurken belki de Türkiye'de en temel yanlışı şurada başlatıyoruz. Bu sorunun ülkenin bir sorunu olduğunu kabul ederek çözüme gitmemiz gerekiyor. Yani örgüt olur olmaz, çözümün içerisinde dahil olur olmaz bu ayrı bir tartışmadır. Ama bu ülkenin böyle bir sorunu olduğunu kabul ederek bu işe başlarsanız bu işin çözümü için toplumun bütün kesimlerini de bu süreçlere ortak edersiniz ve hızlandırırsınız. Bunun gerekliğine ben her zaman inanıyorum. Çözüm sürecinin başladığı dönemde de bu olması gerekirdi. Tabii ki kolay bir sorun değil. 200 yıllık bir sorunu getiriyorsunuz, tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Şimdi tabii Türkiye'nin geldiği nokta da çok önemlidir. Daha düne kadar kart Kurs seslerinden e, gelen insanlar dediğimiz bir toplum bugün artık Türkiye'de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle artık Kürtlerin asimilasyon dönemi bitmiştir dediği bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla e, Orta Doğu'da Türkiye Kürtlerin hamisi olmak istediği bir süreçte ki bunu e, mesele de budur. Konuşmalarda da hep bunu konuştuk. Amerika'nın Kürtleri var, Fransa'nın Kürtleri var, Almanya'nın Kürtleri var. İran'ın Kürtleri var, Rusların Kürtleri evet, var Türkiye ama siz 20 yapıyorlar. milyon Kürdünüz olacak ama yani, siz yani, fazla kendi Kürtlerinizle kürtler. barışık olmayacaksınız. Dolayısıyla bizim bu ülkede bu sorunları çözebilecek perspektif hepimizin birbirimizi kabul etmesi, birbirimizin yüzüne bakabilecek bir noktada olması gerekiyor. Nevruzların güzel olan tarafı da siyasi olması değildir. Bir bahar bayramıdır, bir farklılıktır. Hepimizin birbirine saygı duyması gerekiyor. Keşke o bir kişi de ölmeseydi, keşke Hı. o da yaşanmasaydı umuyorum inşallah her şey düzelir. Her şey daha net bir noktaya gelir. Ama tabii bunun için de zamana ihtiyaç var. Şu an içinde bulunduğumuz şartlarda işte PKK'ya yönelik eleştirilerimiz var. İran istihbaratıyla hareket ediyor. Suriye'de aldığı pozisyon, Irak'ta Sincar Dağı'nda aldığı pozisyon zorlaştırıyor. Avrupa'da işi zorlaştırıyor. Dolayısıyla ama Türkiye'nin ne olursa olsun kendi ülkesindeki Kürtlerine kucak açması gerekiyor. Bugün 2,5 milyon 3 milyona yakın oy halen PKK tarafından konsolide edilememiş. Bu insanlar PKK'ya karşı tepkilidir. Endeklerden evet. dolayı Nusaybin'de, Yüksekova'da. Bakın birkaç gün önce bir taziyam vardı. Orada insanların hepsini dile getirdiği şey buydu. Evet konuşun artık bir şeyler tartışın. Çünkü insanlar da artık HDP'ye tepki gösteriyor. İnsanlar da artık PKK'ya tepki gösteriyor. Ama tepki gösterirken de devletin de bu Kürtlere sahip çıkması gerekiyor bir an önce sorunların çözümü için bu insanlara el uzatması gerekiyor. Yani evet insanlar örgüte tepkili, küskün, HDP'ye kırgın, HDP'ye tepkili ama devletle de barışması için artık hep herkesin, siyasetçilerin de hiçbir siyasi partinin kendisini buradan soyutlayarak hareket etmesi mümkün değil. Çünkü bu ülkede Kürtler yaşıyor, Aleviler yaşıyor, Çerkezler yaşıyor. Siz Kürt sorunu çözmediğiniz sürece bu ülkede Türk sorunu da olur. Kürt sorunu hmm. çözmediğiniz sürece başka sorunlar da çıkar. O yüzden herkesin bu konuda lütfen elini taşın altına evet. lazım. Kendi Kürtlerimizle barışalım. Bunun için PKK'ya, bunun Tabii. için için Derş şuna, buna ihtiyaç, i̇htiyaç yok. yok. Biz kendimiz Peki, demokratik Referandum sonrası yaşıyoruz. böyle bir süreç ihtimal var mı? Sorun ne, sonuç ne çıkarsa çıksın kaçınılmaz çünkü hangi birimizin evinde kürt yok, hangi birimizin akrabası yok, hangi birimizin arkadaşı yok. Yani e, bu ülke Irak değil. Bakın Irak şu anda Bağdat'ta bir kürt bulamazsınız, Basra'da hiçbir kürt yaşamaz. Iraktaki kürtlerin bir ortak sevinci yoktur. Milli takım olduğu zaman hiç kimse çıkıp sokakta gösteri yapmaz. Ama biz Galatasaray'ın Avrupa'daki bir şampiyonasına, Türk milli takımının bir şampiyonasına Hakkari'den, Edirne herkes sevinen bir toplumuz. Dolayısıyla bu mozaiği, bu güzelliği bozmadan bir arada yaşayabilecek bir kültürün oluşması için herkesin artık 17 Nisan'dan sonra bu işe el atması lazım. Evet. Yoksa işte Japonya'da da sorun yaşarız, Avrupa Birliği'nde de sorun yaşarız, Amerika'da da yaşarız. Suriye'de hiç işin içine çıkamayız. En büyük işte tartışma konumuz herkesin Kürtleri var ama 20 milyon Kürdünüz var ama sizin Kürtünüz olmayacak. Tabii. Çok ciddi bir sıkıntı olur. Onu geçen gün ben bir kanalda söyledim. Barışın da hoşuna gitmiş söyledim. Şimdi yani 11 bin, 12 bin kilometreden geliyor Amerika Birleşik Devletleri. Orada eğitim veriyor ve örgütlüyor. Hmm. Almanya sahiplenmiş bilmem Stinger füzesi veriyor. Rusya PYD'ye Moskova'da ofis açtırıyor. Baktığın evet. zaman hakikaten herkesin Kürdü var. Evet. Şimdi keşke çözüm süreci olmasaydı. ek, dünyadaki en kuvvetli, en eski Kürdoloji enstitüleri ve Kürdoloji uzmanları Rusya'da. Rusya'da. Tabii. 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 Şimdi çözüm sürecinde siz böyle buraya da uğraşmaktansa daha uzun mesafede Suriye'de karışıyor. Suriye'de çok çabuk bir bir siyasi birim kurmanız daha kolay olacak şekilde ifade ettiler. Ama yani bundan Türkiye'nin vazgeçmemesi lazım. Evet. Yani biraz önce söylediğim herkesin Kürt'ü olacak, senin içerisinde 20 milyon Kürdün olacak ve bir Kürt politikan ve bu sorunu ve kendine absorbe edebilme, onları kendi siyasetine entegre edebilme alnında elin kolun bağlanmış olacak. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil yani. Şimdi neticede olur mu olmaz mı diye evet. Ahu hanım sordu. Biraz önce de bir 87 reformunu şey 80 yasakların Efendim, kalkmasını evet. söylemiştiniz ya. O 80 darbesinden sonra niye yasaklar konmuştu? Yani evren derdi ki hep ortaya tencereyi koyuyoruz. Bunlar tencereyi pisliyor dedi. Tencereyi pisliyor bunlar. Onun için bunları bir daha siyasete sokmayacağız Sok dedi. Güzel. Siyaseti tekrar dönmeleri için de referandumdu. Biz de kızdık, gücendik. Tekrar siyasete entegre etmenin yolunu bulacağız. Yani hep derler ya, coğrafyanın kaderi değiştirilemez diye. Doğru. Tarihin de kaderi değiştirilemez. Biz bunları kendimizi entegre etmeye mahkumuz. Bak mecburuz değil, mahkumuz. Bunun mutlaka yolunun bulunması lazım. Bu coğrafyada peki böyle bir Kürtlerin yükselen değer olması, Irak'tan birazcık bahsettin ama orada bir... Artık bağımsızlığa doğru mu gidiyor kuzey ne oluyor? Herkesin de korkusu o yani orada bayrak çekildi, Kerkük'te bayrak, şurada bayrak. Aman bir şey oluyor endişesi Hemen var. Çetin sana pas açmak Evet sevgili Ahun'un hoşgörüsüne sığınarak. 1991 birinci körfez bunalımından bu yana bölgenin en fazla kazananları kimler oldu? Kürtler. Ama o da şundan kaynaklanıyor. Bakın bir Irak 2003 yılında Amerika girdiği zaman... Taşların yerine oturmayacağını herkes biliyordu. Ve e, ısrarla bugün e, İran, Irak'ta, Suriye'de tansiyonu yükseltebilmek için. Hani öyle zannedildiği gibi de aslında Irak, Kürdistan bölgesinde şu anda öyle çok rahat bir süreç yaşanmıyor. İşte KYB, Goran hareketi, PKK ortak hareket ediyor. Barzani Ankara ile beraber hareket ediyor. Bir yandan e, İran, Süleymaniye, Kerkük, Rakka hattından yeni bir kuşak oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'de aslında bu tartışmalar başladığı zaman hep böyle Kürt koridoru Kürt koridoru ifadeleri kullandı ki ben bu ekranlardan ilk defa seslendim. Yanlış bir ifade kullanıyorsunuz. Bu bir PKK terörüdür Peki. ama şimdi artık PKK terörü de, terörü, de, terörü de demiyorum. Bir Şii koridorudur. İran kendisine bir Şii koridoru kuruyor. Bakın işte Sincar Dağı'nda PKK var ama aynı şekilde Aşti Şabi de var ve Hizbullah'a kadar uzanan, Lübnan'a kadar uzanan bir Şii kuşağı var. Aslına bakarsanız bizim Rusya'yla barışma sürecimiz de bununla ilgili bir şeydir. İşte İran'la mı sahada komşu olacağız yoksa Rusya'yla mı komşu olacağız? Bir tercih yaptık. Bir Şii kuşağıyla mı uğraşacağız yoksa işte partner olabileceğimiz ya da ileride operasyonlarda beraber hareket edebileceğimiz ya da Suriye'nin bekası konusunda ortak hareket edebileceğimiz Rusya'yla mı görüşeceğiz? Bütün bu hesaplar içerisinden baktığınız zaman artık e, şunu görmemiz gerekiyor. Evet İran bölgede çok etkin. 3000 yıllık siyasi kültürünü oyuna dökebilmiş bir milletten bahsediyoruz. Santranç, dama, tavla resmen sahada bütün terör örgütleriyle kol kola geziyor. Şu anda tam 71 tane Haçlı Şabi grubunu sahada istediği gibi hareket ettiriyor. Pakistan'dan, Afganistan'dan terör örgütlerini getiriyor. Kandil'den PKK'yı alıp e, Sincar Dağı'na taşıyabiliyor Devrim oradan. muhafızlarının dış kolu olan Kudüs Ordusu, tabii, tabii. Kudüs Muhafızları sahada, her şey sahada i̇şte bu ve tabii. bu artık e, PKK'nın tamamen İran'ın kontrolüne geçtiği bir dönemde Barzani de çok rahat değil ve Sincar bölgesi bakın PKK'nın belki de Türkiye'de görünmeyen bir yüzü var. Irak e, sınırları içerisinde Irak Anayasasının 140. maddesi diye tabir edilen ve sorunlu bölgeler diye e, tarif edilen işte e, Kerkük, Kerkük, Sincar. E, mendili e, ve bu hurmatı. Bu bölgelerde PKK'nın ofisleri var ve PKK bu bölgelerde istediği gibi hareket edebiliyor. Evet. Şimdi e, şuna bakın ki mesela örneğin hatırlarsınız Musul operasyonu başladığı dönemde DAEŞ bir anda Kerkük'e girmek istedi. Evet. PKK bir anda çıkıp Kerkük'te şov yaptı. Oysa ki kontrol edilemiyor çünkü Irak ordusu onları oraya saldı. Haçlıcabi evet. gruplar onları oraya gönderdi. Aynı şekilde ee, mesela girip Irak e, Kürt yönetiminin kontrolündeki alanlarda ofis kurmuyor. Ama o sorununu kılcal damarlarda gezerek e, bütün bölgeyi tahrik edebiliyor. Şimdi aynı şekilde mesela Kerkük meselesi. Kerkük meselesi e, belki 140. maddeyle referanduma gidilebilirdi. Türkmenlerle Kürtler kendi arasında bir çözüm arayabilirdi. Nitekim e, işte il valisi e, Kürttü, elis başkanı Türkmendi. Ortak hareket edebiliyorlardı. Ama bir anda İran işin içine girdi ve bakın e, biz halen bu saat itibariyle Kerkük'te bir konsolosluk kurmak için e, Bağdat'tan izin alamazken İran gidip İmam Hümeyni Kültür Merkezi'ni kurdu. İran Türkmenler evet. üzerinde de etkileri ve arttı. Evet. Daha evet. da önemlisi şimdi Irak'taki Türkmenlerin %50'sinden biraz daha fazlası Şii Türkmenler, at. telafer evet. bölgesi, Şiidir Mendeli işte. bölgesi, Hanekim bölgesi. Buralar tamamen Şii Türkmenlerden oluşuyor ve bu bölgelerdeki Türkmenlerden oluşan bir harşçı grubu kurdu ve bunlar da PKK ile hareket edebiliyorlar. Yani bu kadar da rahat bir İran konteksti sahada söz konusu. Şimdi saha o kadar kargaşa ve karmaşa içerisinde ki kendileri herkes kontrol altına ve herkes kendi kontrol alanlarını oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Barzani'nin tabi 92'den bu yana gelen artık rutinize olan bir imajı var çünkü bunu toparlaması lazım. PKK üzerinde baskı kuruyor, İran üzerinde baskı kuruyor. Bağdat yönetimi mesela şimdi önümüzdeki günlerde bakın bu da olabilir. Maliki ülkede darbe yapabilir. Bu çok konuşuluyor. Herkes Maliki orada yok. darbe, darbe biliyor filan. Yani, ama yani şunu söyleyelim. Maliki ki zaten 3-4 hafta önce eee de açıklama yapmıştı. Maliki bir daha olsa biz bağımsızlığımızı ilan ederiz. Çünkü ee, bir yandan şimdi herkes İran'la Amerika arasında bir savaş olacağını biliyor ama bu savaşın ne Amerika sınırları içerisinde olacağı ne de İran sınırları içerisinde olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu savaşın olabileceği tek alan var Irak. Tek yani. e, Abadi işte şu anda e, Amerika'da Barzani işte Abadi'nin biraz daha güçlü olması için ki hayatın en zayıf döneminde olan bir başbakandan bahsediyoruz. Ee, biraz daha güçlü olabilmesi için herkes sabrediyor. Fakat bir taraftan da Maliki, işte şu an Cumhurbaşkanı yardımcısı konumunda ama yürütmeyi tekrar istiyor. Ve İran'da Maliki'nin yeniden iktidara gelmesi için ve Amerika'yı e, dizginleyebileceği tek alanın Bağdat olduğunu bildiği için Maliki'yi yeniden desteklemeye başladı. Ve Maliki 2-3 haftadır ordunun yetkili komutanlarıyla bir araya geliyor, toplantılar yapıyor. Bu toplantıları, Peki tamam bu kadar detayın içerisinde. Biz biraz seyirci gibi tribündeyiz. Belki de tribünde olmamız iyi mi? Şu an bence... E, bu kadar Suriye'ye karışmışken Irak'a çok girmeden, girmeden izleyip e, en biraz bakmak süreci. lazım ama tabii sahadaki bu hareketlilik ister istemez bizi de sahaya çekecek. Çünkü şu anda zaten 1994'ten beri Türk Silahlı Kuvvetleri sahada e, askeri üsleri var. Sincar bölgesine yakın işte e, alanlarda kontrol alanları oluşturmaya çalışılıyor. Şu anda Başika Üstü'nün kapatılmamasının nedeni zaten, e, Sincar'daki hareketlilik, o lojistik kandil, Sincar arasındaki lojistiğin kesilmesi. Şimdi e, sadece mesele e, Erbil meselesi değil, PKK'nın bölgeyi komple kontrol altına alması söz konusu. Bakın PKK şu anda kuzeyden, doğudan, batıdan her taraftan e, Erbil yönetimini, Irak-Kürdistan yönetimini kuşatmış durumda. Dolayısıyla e, tablo bu kadar karmaşıkken e, Türkiye'nin de olaylar seyirci kalması zaten beklenemez ama ee, çok hızlı da hareket etmemek lazım. Biraz daha okuyarak, biraz daha e, sahadaki, bakın Suriye'deki hata yaparsak çok kötü olur. Suriye'de e, bütün gruplardan insanlar aldık ama Kürtler, hiçbir Kürt partnerimiz olmadı. Şimdi ülkede 2 milyon Kürt yaşıyor ama siz orada bir Kürt partneriniz olmayınca sahada hareket kabiliyetiniz zayıfladı. Aynı şekilde e, Irak'ta ne olacağını biraz daha farklı perspektifler belirleyerek, işte Sincar operasyonu olursa ne olur? Evet. PKK'nın Kerkük'te etkinliğini arttırmaya yönelik İran'ın baskısıyla Goran hareketi, bakın mesela senaryolardan biri de Barzani, Doğuk, Erbil bölgesinin kontrol altına alırsa bir taraftan bakarsınız KYB, Goran hareketi PKK'da Süleymaniye, yüzden, Kerkük yani. kontrol altına alabilir. Şimdi ee, çok karmaşık öyle. bir tablo oluşturur. Hocam yani. o bütün bunları referandumun ertesi günü farklı perspektifle konuşabiliyor olacak mıyız sizce hocam? Yani referandum tabii Türkiye için çok yeni bir döneme kapı açacak yani bu gerçek hakikaten dolayısıyla Türkiye e, bence de Suriye Irak işte Kürt meselesi bütün bu konularda yeni bir anlayışla yani çok köklü çok radikal bir anlayışla tabii ki olmaz bu ama bugüne kadar tartıştığımız şeylerden daha farklı bir dönemle bunlara bakacağını e, ben de umut ediyorum açıkçası ama realist olmak gerekirse. Ee, bu referandum sonucuyla ilgili bir şey yani referandum diyelim evet çıkarsa ee, bu politikalarda yeni adımların atılacağını söylemek mümkün. Hayır çıkarsa Ama hayır, hayır çıkarsa çıkarsın, işimize bakalım yine bunlarla uğraşacağız, yani bunlarla yine uğraşacağız ama bu, bu konuda çok fazla yeni adımlar atılabilir mi bilmiyorum yani açıkçası Türkiye çünkü e, yani orada evet çıkması durumunda işte güçlü bir e, şey olacak yürütmenin kurulmasına yönelik bir sistem olacak. O yürütmeyi Hemen temsil olacak, eden olacak Sayın Cumhurbaşkanı yani devam edecek. E, ama yani en azından istikamet yani çok netleşecek. İnsanlar mevcut mevcut hükümet lağvedilip e, yani e, ben Erdoğan hocam, yeni bir dışarıdan bakanlar kullanamayacak hayat devam edecek yani bir şey yok ki. Hayat 2010. devam edecek ama yani bu sistem değişimiyle ilgili ciddi bir şey var Türkiye'nin üzerinde şu şu an bir psikolojik bir baskı var bir atmosfer var. Ee, Avrupa'dan gelen, Türkiye'nin kendi iç işte muhalefetinden gelen vesaire dolayısıyla bu iktidarı çok daha fazla dengeli, çok daha şimdi, az cesur. Şimdi hocam ama şöyle çok bir Çok şey az yenilikçi davranmasına yol açıyor. Anlıyorum da yani. zımni olarak şöyle bir şey oluyor. Yani Türkiye'de bırakın iktidarları aynı iktidarın e, bir referandum süreci içerisinde bile politikasının değişebileceğini gibi bir şey ifade etmiş oluyorsunuz ki, 80 milyon olduğunu ve bölgesinde çok güçlü olduğunu iddia eden bir ülke için çok büyük bir zafiyettir. Çok daha küçük ve orta boy ülkelerin bile iktidarlarla değişmeyen orta ve uzun vadeli stratejileri oluyor. Yani dolayısıyla bunun böyle, yani iktidarla bağlanmak lazım. Ben müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum Çetin'lerin söylediklerine. Hayır, şu, şu açıdan süre? diyorum hocam. Yani tamamlayayım Az ben bir ha, pardon, kaldı Şu var, yani Türkiye'de şu an Ciddi bir milliyetçi dalga var. Bütün bölgemizde olduğu gibi Türkiye'de var. E, Türkiye'de insanların bir takım korkusu var. Türkiye'de ciddi anlamda terörle karşı karşıya olma durumları var. Bütün bu süreçte e, iktidarın ağırlıklı olarak diyelim korku siyasetlerini tırtak içinde bırakarak kalkınmaya, özgürleşmeye, demokratik adımlar atmaya, beklemek çok e, doğru bir şey değil. Yani doğru değil de diyelim İd Gerçekçi Realist değil. bir şey değil, gerçekçi değil. Dolayısıyla e, Türkiye'de e, siyasal iktidar ancak halktan oy aldığı zaman iktidarda kalabilir ve kendi politikalarını daha etkili bir biçimde ortaya koyabilir. Bu realiteden kopuk olarak hiçbir iktidar hareket edemez. ya Kastettiğim şey bu. Elbette bir devletin uzun süreli bir takım politikaları var ama bütün bir Orta Doğu'nun her cümerç olduğu yeniden tanımlamaya yöneldi. Avrupa'nın her jümerç olduğu bir dönemde Türkiye'nin zaten kararsızlığı da bununla ilgili. Klasik dönem siyasetini yani tamamıyla değiştirmesi zor. Onlar işlemiyor, sorunlarımızı çözmede yetmiyor. Bürokratik yapısıyla, bu bürokrasinin dünyaya bakış açısıyla ama yerine de ne koyacağı konusunda tam emin değil. Yani Türkiye bundan sonra yeni Türkiye diyoruz bu başlık altında bir takım söylemler var ama bunlar çok net değil. Bunlar çok bir devlet siyasetine dönüşebilecek kadar, herkesi kucaklayacak kadar çok netlik taşımıyor. Çünkü bu netlik taşımamasının nedeni de dediğim gibi yani bölgesel seyyaliyet önün tam görememe var. Yani bir yandan küreselleşmeyi evet küresel ciliği diyelim. Onunla gelen emperyalist tutumları kaygıyla karşılıyoruz. Etnik milliyetçilikleri tetikliyor diyoruz. Ama öte yandan bu farklılıklar var. O nedenle işte Centiner Bey bahsediyor. E, Kürtler var. O o o dinamizmi eline de kullanarak hareket eden bölge güçleri var. E, bu dinamizmden Türkiye'nin de yararlanması da var. Ama bu, Gerekir. Bu, bu, Ama bu, bunu yani eski anladım. siyasetle olmaz, de diyorsunuz. yapamaz. Tamam Son bunu, bir, siya dakika, yeni e çünkü. bunu yeni siyasetle yapacak. Bunu yeni siyasetle hangi adımlar atarak yapacak? yani tamam. i̇şte Bu Evet. Hani Öyle sandıktan kolay, çıkmazsa olmaz diyorsunuz o, hocam Siz... Evet yani Efendim, zor bence. Referandumda evet çıkmadan ben bunu yapması böyle. zor. Yapayım Çünkü en Ama son iki dakika kalmış. Bırakın o, da biz kullanalım çok artık. Son cümleyi diyelim. Ama son bitti zaten süre bitti. Hadi. Son cümle bu e, ne yapabilecek eee şey de gerçeklikte bir kadroyla, bir liderlikle mümkün. AK Parti'nin ve e, Erdoğan'ın bu liderlik ve kadroyu taşıdığına inanıyorum ben. Peki. Evet taraftan. Buyurun yani. hocam, hocam. ben Abi. hakkımı size veriyorum Yok efendim. hocam lütfen. Hayır, hayır ben Tabi. size veriyorum hakkımı. Siz konuşun. Şimdi ben ısrarla yine devlet kapasitesinin altını çizmek taraftarıyım. Yani Türkiye gibi uluslararası ilişkiler terminolojisinde orta büyüklükte bir devlet olarak tanımlanan bir ülkenin bugünden yarına, akşamdan sabaha rejimi ne olursa olsun, cumhurbaşkanlığı hükümeti, başkanlık parlamenter kapasitesi, ölçeği çok kolayına artmaz. Bir İktisadi, siyasi, askeri, yumuşak güç unsurları anlamında artmaz. İki, dış politika hedeflerini biz bugünden yarına arttıramayız. Yani elimizde bizim küresel ölçekte, dev okyanuslarda gemi gezdirebilecek, uçak gemisi dolaştırabilecek bir iktisadi gücümüz, bir siyasi hedefimiz, bir teknolojik altyapımız var mı? Yok. Bakınız iki mukayeseyle. İki dakikam kaldı hızlıca. Hollanda nüfus olarak bizim beşte birimizdir. 17 ben milyon. Ben de cevap vermem lazım. <laughs> aynı Hollanda coğrafya olarak, yüz ölçümü olarak bizim 20'de birimizdir. Ama iktisadi olarak bizim önümüzde. O 760 milyar dolarlık ekonomiyle dünyada 17. Biz 735 milyar dolarlık ekonomiyle dünyada 18.yiz. Ve o Hollanda işin en acısı nedir biliyor musunuz? O küçücük coğrafyasıyla bizden daha fazla tarımsal üretime sahip. Yani bunu saatlerce konuşabiliriz ama bütün Şimdi, soru aynı. Yani yani, referandumdan bizim, sonra bizim, bizim devlet kapasitemiz böyle kaldığı sürece referandumdan sonra evet de çıksa hayır da çıksa parlamenter o... rejim devam da etse cumhurbaşkanlığı hükümette söz konusu olsa eğer biz bilimi teknolojiyi sanayiyi arge'yi tamam. iktisadi dışsallığı üretimi ihracatı vergi adayetini konuşmuyorsak bugünden yarına lider kim olursa olsun kadro kim olursa olsun ana muhalefetle iktidara gelse diğer partiler de bir koalisyonla gelseler Türkiye'nin ölçeği kapasitesi artmaz. Kesinlikle Onun için bu, bir milli mutabakat gereklidir. Kesinlikle bu. Onun için doğru bir yaklaşım kısa, değil. orta, uzun vadeli bir strateji gereklidir. Onun için eğitimden sağlığa, istihdadan adalete, dış politikadan ben de, ekonomiye ben de kadar ekleyeyim. bir anlaşıldı tezi tamam. gereklidir. Peki. Barış Bey bütün bunlar dediğin bunların yapılabilmesi için kadro gerekiyor bunlara inanan kadro gerekiyor. Buna inanan bir psikolojiye sahip olan, birbiriyle kenetlenen, entegre olan ve bunun şefliğini, orkestra şefliğini yapan bir liderin olması gerekiyor. Bütün dünyada önemli büyük değişmeler bu şekilde. Ama 15 yıldır Adalet ve Şimdi Kalkınma Partisi tek başına 15 yıldır Türkiye bu konuda zaten ya, önemli adımlar attı. Ama bu adımlar atılırken önemli engellerle karşılaşıldı. Bakın bu e, referandum sürecindeki bu şeyleri konuştuk, propagandaları konuştuk. Ne dediğim gibi ne MHP'nin, ne CHP'nin, ne HDP'nin bir Türkiye gelecek Ütopya'sı, önerisi, tahayyülü yok. Kalkınma konusunda, reform konusunda, umut konusunda önermeleri olan AK Parti iktidarı ve onun oluşturduğu Oğlum, kadrolardır. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın ortaya koyduğu tahayyüldür. Bu önemli bir şey. Peki. Bu 15 yıl içindeki önemli kazanımlar da bu kadrolarla kazanılıyor. Ama bakınız Adalet Kalkınma dönemi Türkiye'de büyüme Bu, bu büyüme bir realite yani bunu %4. görmemiz gerek. %4.6'dır. Türkiye'nin genel ortalaması 5.1'dir. Yani ya Adalet Kalkınma Partisi konuşuyorsunuz en da iddialı... da bakın rakamların ruhu yok. Nasıl Hocam, yok? Rakamlar, rakamlar realist. Yani bitirmek... Ama idealist değil. Rakamları rakamlar harekete ülkeyi geçiren ülkeyi psikolojilerdir, ideallerdir. Rakamlı referandum geldi, şey salon gene <laughs> hareketlendi. Çok teşekkür ediyorum. Adil davranmaya gayret ettim hocam. Kusur ettiysem affolun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık ediyorum. Onun çay içmeyeceğim <gülüyor> yoksa. <gülüyor> ben ama. Yarın yine birlikteyiz Türkiye'nin gündeminde aynı saatte. Sena